Sabah gidiyoruz her birinize. Umarım sağlıkla, mutlulukla uyanmışsınızdır. Biz hazırız ya siz? Biz derken seyircilerimiz hazırlardır canım. 31 Ekim sabahındayız. Ekim ayını da gönderiyoruz efendim. Yepyeni bir aya yarın itibariyle merhaba diyeceğiz. Yine cap canlıyız, dop doluyuz gördüğünüz üzere. Her zaman olduğu gibi yılda bitiriyoruz neredeyse. 0534-263-4372 WhatsApp hattımızdır. Evet. Ve bu sabah Show TV ve elbette ki Ebru Ekal ve Murat Güloğlu TV'de Instagram adresimizdir Ebru'cuğum. Evet. Vallahi yılı bitiriyoruz. Nasıl olacak yeni yıla girerken derken zaman hızlı bir şekilde aktı geçti. Şimdi de yeni yıl yaklaşırken milyonlar bir konu hakkında konuşuyorlar. Evet. Hemfikir, merak, dorukta. Daha iki ay konuşacağız. Konuşacağız. Yani böyle bol bol oyalanacağız. Nedir? Şöyle mi olsun böyle mi olsun diye. Konu nedir? Şimdi mevzu tabii asgari ücret. Hı. Memleketin yarısından fazlası asgari ücretli olduğu için herkes soruyor. Hı. Acaba %30 mu olur, %50 mi olur, %80 mi olur zam oranı? İnşallah diyoruz. Bir bakalım son gelişmeler neymiş acaba? Milyonlar yeni maaş için geri sayarken en çok zam oranı merak ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu mesaiye başlamadan iş dünyasının zam beklentisi ortaya çıktı. Asgari ücrette öne çıkan formül orta yol formülü olmuştu. Yani 2024'ün beklenen enflasyonuyla 2025'in hedeflenen enflasyonunun ortası adım adım Aralık ayı yaklaşırken iş dünyasından da zam oranı ile ilgili sinyaller gelmeye başladı. Orta vadeli plana göre 2024 için beklenen enflasyon %41,5, 2025'te hedeflenen enflasyonsa %17 seviyesinde. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Amerikalı yatırımcılara asgari ücrete %25 zam yapılacağını söylediği iddia edilmişti. Gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortası zam oranı için referans alınırsa bu da %30 seviyesine denk geliyor ve iş dünyasının bu orana sıcak baktığı ifade ediliyor. %30 zamla da asgari ücret 22 bin liranın biraz üzerine çıkıyor. İşçi, işveren ve hükümet yine aynı masaya oturacak. Asgari ücret tespit komisyonunun işçinin ve emekçinin en düşük maaşını belirlemek için Aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlaması bekleniyor. Beklenti net tabii. Beklenti. Kaç? Ney? Senin yani, beklentin de mesela keşke şöyle de olsa da böyle olsa desek. Bak az önce ne kadar güzel söyledin. Her kademede ben biraz daha zıpladım, biraz daha büyüdüm, biraz daha kocaman güldüm sana. İnşallah öyle vallahi. Öyle %20 mi dedin, 30, 50, 70 tabii keşke. Tabii canım 20'lerde 30'larda niye tutuyoruz yani? Evet. Bir pazarlığa oturulacaksa %100'den başlansın mesela. Abarttım hadi belki de %80 evet. Olsun mesela. Ne güzel olur. Ama anladığım kadarıyla %30'a fit mi olunmak isteniyor vesaire hep beraber göreceğiz. Öyle olursa şayet 22 bin lira civarı olacakmış asgari ücret ama 30, 35 ve 40 bin liradan hatta eksik olmaması gerek ve şart gerek diye ben kendi adıma düşünürüm. Evet. Tabii bu garip kul Murat Güloğlu'nun dileği isteğidir. Ha bir de yani 2025'in hedeflenen enflasyonu acaba tutar mı? Gerçekleşir evet. mi? Gerçekleşmez mi? Eğer gerçekleşmezse aradaki fark ödenir mi? Ödenmez mi? 2025'te de bunları çok konuşacağız gibime geliyor. Hakkımızda hayırlısı İnşallah. Olsun. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Ebru'cum. Peki hemen virgülle devam ediyorum. Çünkü kış yaklaşırken elektrik ve doğalgaz desteğiyle ilgili merakla beklenen bir açıklama daha var. Şimdi Bakan Bayraktar ortalamanın üzerinde tüketen abonelerin ortalamanın üzerinde yeni senede artık desteklenmeyeceğini açıkladı. Yani Ocak ayında her iki kalemde de zam gündemimizde yok dedi. Güzel. Bakalım detayları. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara, vatandaşımıza yapıyoruz. Elektrikte devlet desteğinin koşulları değişecek. Evi büyük, tüketimi yüksek olanlar maliyeti neyse onu öderken gerçek ihtiyaç sahipleri desteklenecek. Açıklama Enerji Bakanı'ndan geldi. Doğalgaz için de benzer bir uygulama olacak. Herkes ne kadar yaktıysa o kadar ödesin yani. Yaklaşık 2 sene önce elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Yani 240 kilovata kadar olan tüketimin hesaplanması ayrı, 240 kilovatın üstündeki hesaplama ayrıydı. Şimdi aynı
tarifenin doğalgaza uygulanması gündeme geldi. Mesleğe ihtiyaç duymayan, tüketimin yüksek olan grupların elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı. Çok yakanla az yakanın farkı olur hiç olmazsa. Yeni dönemde ay boyunca kullanılan doğalgaz miktarına göre iş yeri ve konut aboneleri farklı kategorilere ayrılacak. Belirlenen tüketim sınırını aşanlara devlet desteği kesilecek. Ayda 417 kWh saat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu Şubat ayından sonra ödemeye başlayacak. İnsanlar bu sefer hani çok yakmak istemeyecekler. Kademeli geçiş olabilir. Çok iyi olur öyle bir şey olursa. Doğalgazda kademeli tarife konuşulurken dikkat çeken açıklama Enerji Bakanı Bayraktar'dan geldi. Bakan Ocak ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söylerken elektrik fiyatlarına da ayrı bir parantez açtı. Türkiye ortalamasını tüketim iki katından daha fazla ayda 1050 liralık bir fatura geliyorsa desteklenecek grupta değilsin demek. Gelire göre faturanın doğalgazda da uygulanması bekleniyor. Evet, son iki senedir uygulanan bu kademeli aslında artış elektrik faturalarına yansıyan bir nebze rahatlatmıştı. Hı. Peki şimdi doğalgazda da aynı şey aynı şekilde işler mi? Buna ne diyorsun? Niye işlemesi ki, gayet de güzel olur yani. Orada diyor ya bir ablamız, yaktığın kadar öde. Evet. 414 lira ödüyorsan bir iki ay önce, Ocak'ta da 414 liralık tüketim yapıyorsan tamam. Ama hı hı, bunun iki katından bir fazla gidiyorsa o zaman devlet seni niye desteklesin diyorlar. Tabii. Hep beraber göreceğiz. Bunlar yapılacak, edilecek olan hadiseler ama belli ki bu kış biraz sert geçebilir ya. Şimdiden başladı malum. Evet evet. Yani doğal gazı biz ne zaman, işte Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra falan yakılırdı. Hani biz dediğim bizim mahalle genel olarak sorduğum herkes zaten başlamış evet, yakmaya. Geçen haftalarda ufaktan başlandı. Dolayısıyla yani biraz daha üşüyebilirsin ya da yakmayabilirsin. Ya battaniye seçeneğinde al, battaniye al, yorgan al, yaptır. Yani bunlar seçenek. Yani ekmek bulamıyorsan pastaya tarzı olabilir. Gibi. Mesela odaların kombi o radyatörlerini kapat. Sadece tek bir yerde, tek salonda bir yer. 4-5 kişilik bir ailesen orada yat, evet, kalk. Her şey olabilir. Ben yani benim önerim daha da olabilir yani, hani senin tabii aile annesisin daha çok, yani sen ne düşünüyorsun bilemiyorum da benim düşüncelerim bunlar. Aile bu neydi, Fatih Terim gibi. Bunu da çok sevdim. Yani diyorsun ki dengeyi kuracaksın dengeyi diyorsun. Dengeyi işte ya yani dengeyi içinde daha çok kadınlar kuruyor. Canım, onlar yani ne derse o. Büyüklerimizden öyle görmedik mi yani? Neden biz bugün bunu bu şekilde yaşıyor olmayalım? Look tabii. Tabela, haklısın. Bro. Yani bak birçok yenilik, birçok farklı bakış açısı da var tabii ki. Günümüzde aynı zamanda kayıp ineklerini drone'la arayan bir abimiz de var. Drone'u şarj etmek için de elektrik harcıyorsun. O da var. Yani onu nerede kullanacağına iyi dikkat etmesi lazım o zaman. Karabük'te 2 adet büyükbaş hayvanı kaybolan bir vatandaşımız var efendim. Çok iyi. Devreye drone'unu soktu. Yani gerçekten vizyonerliğe bakın burada. Bakalım inekler nerede bulundu? İnekleri kayboldu, çareyi drone'da buldu. Karabük'te bir adam kaybolan ineklerini aramaya koyuldu ama bir türlü bulamadı. Köyün imamı ise inekleri bulmak için drone havalandırdı. Hava karardı, tam ümitlerini yitireceklerdi ki kameraya kayıp inekler böyle yansıdı. Drone'la beraber köye kadar getirdim onları. Abimiz normalde bu ümidi kesmişti ineklerden dolayı çünkü burası 1100 rakım. Vahşi hayvanların da olduğu yerler. Vallahi drone yani kendinin bu kadar işlevsel olarak kullanılacağını bilseydi icat edilirken gerçekten daha farklı konuşmaya falan başlayabilirdi onlar. Hey inekler neredesiniz? Şimdi sizi gördüm falan. Bir şey verebilir. Aaaa gibi. Sinyal de verebilir. Çünkü olabilir. Trafikte de biliyorsun trafik cezalarında da oldukça caydırıcı bir durumu var. Diyor ki mesela yaya geçidini ben geçtim mi geçmedim mi nereden gördün diye mesela soruyor sürücü. O da diyor ki bak yukarıdan. Dubai'de falan yani Dubai'nin tatlısının da dışında biliyorsun Dubai teknoloji konusunda da ilerlemiş durumda. Amerika'nın Elon Musk'ı vesairesi evet. Ne yapıyorlar? Zaten hani bir vatandaşı alıyor drone'la başka bir yere drone taksi gibi kullanıyorlar. Kurye kullanıyor. Bizde de inekleri buluyoruz vesaire ama maalesef ki kangal köpeklerimizin işsiz kalacağını da buradan görebiliriz anladığım evet. kadarıyla. Çünkü ulaşmak artık çok kolay drone denen hadiseye. Evet, kolay ama onların da biliyorsun belli bir mıntıka içerisinde kullanma
iznin var. Farklı öyle kafana göre gezdiremiyorsun oralarda buralarda. 900 bin metrekarelik memleketteyiz ya. Yani evet, sınırın bilmem nesi de kaldırmayacak. Boğaz'da vesaire kaldırmayacaksın evet. Drone elbette. İneğin peşinden en fazla. İnek, koyun olur vesaire. Ama şehirlerimizde kullanılsın artık ya. Ben merakla bekliyorum yani. Kuryeci arkadaşlar selam olsun. Belki alınırlar motokuryeler özellikle ama drone'la teslimat vesaire trafiği de büyük ölçüde azaltabilir, rahatlatabilir. Evet. Ya düşünüyorlardır zaten. Hı hı. Biliyorsun insanların da bir şekilde kurye olarak havadan gidip geldiği görüntüler var. Dubai'de yaptıkları için biz de bekliyoruz. Dubai tatlısıyla bu iş olmaz. Dubai'nin teknolojisi de alın der büyüklerimiz. Anlaştık. Aynen öyle. Peki bakın yine gene o köprü. Bu köprüyü hatırlıyor musun Muratcığım? Tabii canım bu artık dünya literatürüne giren bir köprü, alt geçit, üst geçit her şey var burada. Yine bir şey mi olmuş acaba? Yine. 13. Yine, kez evet. Yine derken. Bir tır, tabii geçtiğimiz son olayda 4 kişi hayattan kopmuştu maalesef. Ondan da bir 2 ay önce yine bir kaza olmuştu. Anladığım kadarıyla bu durumu biz çözemeyeceğiz. Evet. Yani hani en iyisi haber? Rabbimize havale edelim. O da işte maalesef hani kul bir şey yapması lazım çünkü burada. Kimin sorumluluğunda? Karayolları mı, belediyecilik mi, bakanlık mı, şunlar mı, bunlar mı? Ama bir türlü bir derde derman bulunamıyor bu yolda. Şimdi, köprü orada görünüyor değil mi? Yani yüksekliği de 4 metre gibi bir durumu var. Hani eğim, kaldırım, asfalt yükseldi, indi. Bütün bu ölçümler milim milim yapılmıştı hatta hatırlarsan. Burada ilk soru tabii buradaki tabelayı okumaktan geçiyor. İkinci soru kendi aracındaki lastik basıncı, kendi aracının yüksekliğini bilmekle alakalı. Şimdi sen tır şoförüsün, arabanın yüksekliğini bilmiyor olma ihtimali yok. Yani yol alıyorsun, onlarca köprünün altından geçiyorsun. Yani uzaktan da bu köprüden ben şöyle sıyırarak geçerim demiyorsundur herhalde. İyi de Ebru 13 tane tır oraya girdiyse... Ve 13 şoför kardeşimi de buradan zan altında bırakmam. Demek ki alt geçitte ya da köprüde bir sıkıntı Peki var. Peki o zaman burası tırların geçmesi için uygun bir köprü değildir. Ya ama işte geçiliyor bir şekilde. Demek ki orada bak şeye gidiyorlar. Ne bileyim, limana gidiyorlar. Harfiyat kamyonları var. Sürekli inşaat yapıldığı için oraya gidiliyor falan filan. Yani tırların geçmesi ya da geçmemesi konusunda da bir yasak söz konusu değil. Burada fiziki bir müdahale artık gerek ve şart. Ama kim yapacak bilmiyorum. Buldum. Lastik basıncını biraz daha indirmek lazım oradan. Şey geçeceksin. Orada duracaksın. Tırı koca tırı indireceksin, durduracaksın. Saatlerce lastik Ayar basıncını yapacak, indireceksin. Ardından da 2 saatlik. Köprüyü orada yükseltemeyeceğine göre yani o da aslında iyi bir fikirmiş gerçekten. Yükseltme değil. Zemini kas. Tabii ona ki göre. Canım. Ama zemin, yol, aşınma vesaire belki yıllar içerisinde o 4 metrelik köprü oldu 3.80. Yani. Demek şimdi ki öyle yani. Bütün bu mevcudiyetler varken efendim biz bu kazaları 2024 yılındaki keza 4 kez yaşamışız. Biri de gerçekten ağır yaralanmalı ve vefat sonucuyla bize gelen haberlerdir. Gerçekten çok zor. Umarım bir daha yaşanmaz. Ama yani devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi Bursa'da yaşayan bir öğretmenimiz var Mehmet Bürhan. 5 ay önce motosikletiyle okula gider iken aldı da bir yağmur. Yolunun üstünde bundan bir çukura girdi, kazayı atlattı, şikayet etti 5 ay boyunca. Hiç kimse bir şey yapmadı. Ta ki bir şey yapana kadar bir şey yapıldı. Motosikletiyle yoldaki çukura girdi, fidan dikerek protesto etti. Bursa'da yaşayan Mehmet Bürhan 5 ay önce motosikletiyle sokaktaki çukura girdi. Kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. İddiasına göre durumu her yere bildirdi ama sonuç alamadı. Birdenbire motorla çukura düştüm. Takla atmaktan son anda kurtuldum. Yani orada yaralanabilirdim. Hatta insan öyle de bilir yani. 5 ay boyunca bildirmiş olmama rağmen çukuru doldurmadıklarını gördüm. O da çareyi çukura fidan dikmekte buldu. Aradan 5 ay geçmesine rağmen bu çukur hala doldurulmadı. Bir insanın buraya düşmesi, yaralanması, ölmesi bile söz konusu olabilir. Ben de kendimce en azından çukuru doldurmak için yeşil Bursa'mızın yeşilliğine bir katkıda bulunmak için bu çukura fidan dikme kararı aldım. Sosyal medyada paylaşılan o video sonrası çukur hemen dolduruldu. Bu fidanı dikip sosyal medyada paylaştıktan sonra insanlar bununla ilgili yorumlar yaptıktan sonra hemen aynı gün doldurulabildi. Allah helal olsun. Prosesonun böylesi. Böyle güzeli, böyle sessizi, böyle naifi.
Herkes tabii çiçek dikse keşke, değil mi? Evet, bütün ondan sonra çiçeği alıyorlar. Daha doğrusu fidanı alıyorlar. Çünkü yeşile olan bir alerji de var ya genelde memlekette. Onu görünce herhalde hemen birdenbire iş yapmışlar. Şaka ama maka bir tarafa da 5 ay boyunca niye bir şey yapılmadı? Bunu soruyorum ben ya sevgili yetkililere. Evet. Ve arkadaş, abim, sevgi selam, öğretmen orada bu hareketi yapıyor, sosyal medyasında yayınlıyor. Hemen o günün akabinde, hemen ivedilikle bir hadise oluyor. Demek ki sosyal, yani sıradan bir vatandaşın hani şikayetleri çok da dinlenemiyor bazen anladığım kadarıyla. İlla ki bir hareket yapacaksın ki, hani yemekçiler de yemeğini satmak için alevli tabaklar yapıyorlar ya. Aşağı yukarı öyle bir şey. İlla bir kendini göstereceksin bir yerden, ha diyecekler. Sosyal medya her şeyin çözümü olmuş ya. Evet, bir bakış açısı geliştirdik şu an ister istemez buna. Biz fakat bir de şuradan bakmak lazım. Ben bu 5 ay boyunca bu istikrarı alkışlıyorum öncelikle bu öğretmen kardeşimizdeki. Çünkü kendinin başına gelmiş ve ciddi bir kaza atlatmak üzere olmuş. Ama bir yeri kırılmamış, bir şey olmamış. Diyor ki başkasının başına gelmesin. Burada bir öğretmen farkındalığı var. Burada bir sosyal sorumluluk bilinci var. Gidiyor geliyor, o çukur orada. Gidiyor geliyor. Benim mesela içim gidiyor. Yürürken bileğin girer, burkulabilirsin ayağın. Basabilirsin boşluğa, yol kenarı. Arabanla giderken arabanın altını vurursun, her şeyin zedelenebilir. Benim içim gidiyor çok mesela. Şöyle. Keza motorla, yürüyen bebek arabasıyla, tekerlekli sandalyeyle. Yani bu gerçekten yolun büyük bir bölümünü kaplayan bir çukur. Gözden ne büyük bölüm Ebru Allah aşkına. Ya şu kadarcık bir şey ya. Işte yani Cebeli Tarık Boğazı'nı kapat da Akdeniz'in suyunu buharlaştır. Orada tarım yap demiyoruz ki Allah aşkına. Şu bir saatlik, yarım saatlik iş ya. Yani bunu yapamıyorsa bir artık yerel yönetim midir ya da başka bir şey midir? Daha ne yapacak ki? Çukur derin, çukur. Öyle ki bak kaç ne kadar toprak. 5 ay yani diyorsun yani normaldir. 5 ay sonra şey da gelip bu hareket etmiş. Tebrik ediyorum. Bravo. Ve ben de yerel yönetimi tebrik ediyorum. Çok iyi iş yapmışlar. Bravo yani. İlla sosyal medyadan bir paylaşacaksın, bir yankılatacaksın ki memlekette işler sana görürsün. Sana taş atana sen çiçekle karşılık ver. 5 ay boyunca. Evet. Peki. Sonunda kazanırsın. Doktor olduğunu söyledi, zenginim dedi ve nikah sonrası görkemli bir düğün yapacaktı sözüm ona. Ama evlenir evlenmez eşini ortada bıraktı. O hikayeye gidiyoruz şimdi. Evet. Beni aylarca dolandırdı. Duygusal olarak şoka soktu. Bu insanda dolandırıcılık desek var, yalancılık desek var. Kızımın hayallerini, hayatını alt üst etti. Doktorum dedi, üstelik çok da zengindi. Genç kadın hepsinin yalan olduğunu evlenince öğrendi. Göstereyim şöyle bu olmayan düğünün davetiyesi. Sahte davetiye zaten. Dilan Kezer 25 yaşında, kendisinin ve akrabalarının doktor olarak tanıdığı kişiyle geçen yıl tanıştı. İkili kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Zaten aldıkları bu karar her şeyin başlangıcıydı. Sözlendik. Maddi durumu çok iyi olduğu için düğünü 1-2 ay içerisinde yapmak istediğini söyledi. Tamam dedik, hani hazırlıklara başladık. Mobilyalar, kuyumcu, düğün takıları, ev. Ben de hiç şüphelenmiyordum, araştırma gereği duymuyordum. Düğünün davetiyeleri bile basıldı. İşte bu da onlardan biriydi. Düğüne günler kala damat İtalya'ya balayına gideceklerini, bu yüzden resmi nikahı geri çekmek istediğini söyledi. Vize, pasaport işlemlerimiz hızlansın diye aklımıza hiçbir şekilde gelemezdi. Kendisi bana 1-2 ay bekleyip üniversitesi hastanesinde birlikte çalışacağımızı teklif etti. O yüzden 1-2 ay bekledim. Evet. Resmi nikah kıyıldı. Düğüne günler kala damadın foyası ortaya çıktı. Ana günde kendine bir kaza süsü verdi. Ayağını çatlattığını, yani düştüğünü söyledi. İnandırıcı gelmediği için şüphelendim. Dilan Hanım'ın içindeki şüpheler gerçekleri ortaya çıkardı. Öyle ki o kişi aslında sahte doktordu. Hatta düğün ve kına için ayarladığı salonlarda rezervasyon bile yoktu. Salonu arıyoruz. Kesinlikle böyle bir şahısla anlaşmaların olmadığını, her şey yalanmış. Kandırılmış olmanın verdiği bir şu an şok var. Şov haberini ulaştığı o damat muhabirimize hakaretler yağdırdı. Benden habersiz haber yapamazsınız. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz kendinizi ifade edecek misiniz? Yani bu iddialar doğru mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kandırıldım diyen genç kadın boşanma davası açtı. Bu şizofrenden de öte bir şey. Çünkü kızıma da zarar vermeye yeltenmiş. En kısa sürede de boşanmanın gerçekleşmesini istiyorum. Vay vay vay. Bir insan niye bunu yapar? Öncelikle bu arkadaşın söylediği sözleri, bizim dıt dediğimiz sözleri, muhabirimize söylediği sözleri, o hanım kızımıza dahil, kendisine misliyle iade ettiğimizi ifade edelim. Evet. Değil mi Ebru'cuğum? Yani bu son derece terbiyesiz belli ki. Bu insan niye bunu yapar?
Belki bir iddiaya girmiştir arkadaşıyla. Belki de ne bileyim hani hanım kızımızın belki biraz daha durumu iyidir. Onun malına, mülküne ya da ailesinin malına, mülküne son dönemin o meşhur kelimesiyle çökmek istemiş olabilir. Ya da kendince bir hayal dünyasında bir oyun oynuyordur ve gerçekleştirmiş. Şimdi sen zaten öyle bir hayal kurmuşsun ki kendini doktor addetmişsin. Çevrendeki herkese de ben doktorum demişsin. Hı-hı. Yani ben doktorum yalanını söyleyen, hayali hastaneye giden, hayali hastaları olan bir insanın hayali bir evlilik yapması da çok anormal gelmedi bana açıkçası. Yani bir şeyin sahteliğine eğer sen giriştiysen her şeyi sıralayabilirsin. Sahte oyun var, buyun var. Yani değil mi, yalanın bini bin para. Diyorlar ki zaten hani şizofreni gibi herhangi bir hastalığa sahip olması lazım bir insanın. Tabii bu daha kadar yani. Çok yalan söylemesi için. Yani iyisin şu gül gibi kızdan. Harika, aklı başında bir aile, bir anne kız. Tamam da ben şimdi bu güzelim kıza da soruyorum. Hı. Yani sen bu doktor olduğunu düşündüğün kişinin hiç bugüne kadar hastanesine gittin mi? Muayenehanesine, ne doktoru? Bir yani uzmanlığıyla ilgili bir fikrin var mı? Hiç hastasıyla karşılaştın evden mı? Evden çalışıyordur belki. Telefon açıyorlardır. O hemen gidiyordur hastanın ayağına. Belki o şekilde kendisini söylemiştir. Hmm. Ya bir de maddi akışta bir sıkıntı olmayınca herhalde hanım kızımız da sorma gereği zaten duymadı anladığım kadarıyla. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir de bu düğün nerede yani? Bu düğün nikah salonu yok, o yok, bu yok. Yani her şey gerçekten bir saçma sapan bir halde, böyle ne bileyim hani aciliyetle koşturarak evlenilmiş gibi de bir oyun haber var içeride. Hı. Aynı zamanda davetiye de var. Şimdi sen davetiyeyi niye basarsın? Binlerce insanı, onlarca insanı çağıracaksın diye. İkiniz gidip orada evlenecekseniz siz neden davetiyeye ne gerek var? İşte bir apar toparlık olayı olmuş ya, her şeyi kılıfına uydurmuş. Ama gerçekten niye çok yapar bunu bir insan? Eğer işin içine bu parayı takip et derler ya, para nerede? Parayı takip et, her şeyi bulursun. Her şey de apaçık ortada. Hanımefendinin iddiası üzerinden gidiyoruz tabii. Tabii beyefendiye de mikrofonu uzattık da o da bize demediği lafı etmedi. Yani. Bir dolu laf etti tabiri caizse. Küfürden bahis açıyoruz. Aynısını misliyle arkadaşlarımız da zaten söylemiştir. Bize mi almak istemişler? Peki şunu soracağım. Boş ver, detayları gördük. Evet. Çok seviyorsun ve yalancı çıkıyor, ne yaparsın? Vallahi yani arkama bakmadan kaçarım. Çok seviyorsun ama aşk. Yani aşk, yıkılırsın, mahvolursun ama yani sen böyle bir yalanın, böyle bir çamurun içinde biraz daha bulanmak ister misin? Hı. Yani aklı olan kaçar, zor taşını basarsın böğrüne. Hı hı. Sevgini de... Nikahda kıymış bulunuyorsun artık. Ya o çok acı işte. Uğraştır. Ya bir gerçekten. Ay içinde boşanma davası açıyor. Gencecik bir kız hayatının ilk izdivacını. Böyle bir sahtekar tarafından maalesef kabus haline döndü. Aman, düşünsene. Aman. Her şerde bir hayır vardır. Nihayetinde bunu arayacağız. Nihayetinde. Evet. Başlayalım. Geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda yola düzene otururlar. Peki Adana'da. Adana'mızda müşteri kılıklı bir hırsız girdiği marketten böyle hedefine doğru ilerliyor. Hiç polemiğe girmeden iki şişe ayçiçek yağı çalıyor. Bu da profesyonel bir hırsızlık çünkü sipariş usulü çalıyormuş. Hmm. Adam gelip ayçiçek yağlarını pantolonun içine koyuyor. Kameraya baktı, inanamadı. Pişkin hırsız önce birinci, sonra ikinci şişeyi aldı. Pantolonuna sakladığı yağlarla rahat rahat kaçtı. Adana Seyhan'da iki gün önceydi. Bisikletli adam müşteri kılığında markete girdi, hemen reyona yöneldi. Muhtemelen buna çok alışmış ufak ve pahalı ürünler, diş macunu, Antep fıstığı, kaşar peyniri, bu tarz ürünler çalıyorlar. Üst raftan 1 litrelik ayçiçek yağını aldı, pantolonunun içine sokup birkaç adım attı. Pahalı ürünleri alıp başka yere satma derdindeler. Dönüp bir şişe daha kaptı, onu da aynı yere sakladı. Görevliyi görünce öylesine bakar gibi yaptı, yürüyerek marketten çıkıp bisikletiyle uzaklaştı. Bu kaçıncı diyen market sahibi ise isyandaydı. Yüzsüz bir şekilde pişman olduğunu söylüyor ama hiçbir şekilde çözüm bulamıyoruz. İnsan kılığında hırsızlar dedin anlatırken. Gerçekten yani insanlar son zamanlarda öyle şekiller değiştiriyorlar ki insan mı, türevleri mi, ne olduğunu anlamam mümkün değil. Bir de şimdi bu tarz hırsızlık olaylarında bu kişilerin belli düzeneklerle içeri girdiğini görüyoruz. İşte daha bol kıyafetler, daha saklanası hani belli. Bu nedir ya? Hani adeta hani tabiri caizse sen de bazen giyersin dar pantolon, hani o skinny pantolon, üzerine dar bir gömlek. Yani o yağları nereye sokuşturdu da nasıl dikkat çekmeyeceğini düşündü. Rahatlığın böylesi. Kıyafet bakımından da bir şey yok. Profesyonellik bu olsa gerek herhalde. Ya biz hallederiz.
İki tane miya lazım. Hemen alıp geliyorum. Ya işte sipariş usulü hırsızlık tam anlamıyla yani baktığın zaman. 5 dakikada bir haksız kazanç. Bu günde 100 kez, 50 kez, 10 kez yapsa paraya bak yani. Bir arkadaş diyor ki mesela bana ilaç lazım. Hani kendi ailesi için vesaire vesaire değil. İşi artık bambaşka bir boyuta. Alıp satıyor bunu. Evet. Alıyor, atıyorum. Kaç paradır yağlar? 500 liraysa sana veriyor 250'ye, 200'e. E müşterisi de var bir de bunun yani. Abi sorma, hallettik. Araba parçaları vesaire gibi. O zaman sevgili market özellikle arkadaşlara söyleyelim. O dedektörler, ötenler var ya. Hani dıt dıt diye girip çıkıyorsun, alarmlar falan, barkod okutmadığın için. Onları yaptırmak lazım. Çünkü anladığım kadarıyla önüne geçilemiyor bu hadisenin. Çok zor gerçekten. Onlar için de çok zor. Her birinin üzerine tek tek alarm koyacak halin de yok. Allah sonumuzu hayretsin. Yok, marketten çıkarken bıt diye ötecek, evet, ya barkod hadisesi. Ötecek direkt diyorsun. Evet evet. Her ama markette olsun. Evet. Büyük küçük. Hedef net. Peki yani Adana'da kaç tane market var? Elbette yüzlerce, binlerce de var da. Yani her seferinde 1, 2, 3, 4 bir yerden bir, değil mi, tavşanın ya da ne bileyim kurbağanın, çekirgenin bir zıpladığı anlarda bir yakalanma durumu olacaktır. Daha da onlardan biri de bakalım ne olacak? O kadar çok kalem ürün var ki içeride, yani takibi de çok zordur. Yani bunu sen sayım yapsan belki günün sonunda, 3 gün, haftanın sonunda belki fark edeceksin eşleştirdiğinde. Bir dönem hatırlarsan bebek mamalarının üzerine alarm takılmıştı. Var. Böyle yerinden kıpırdattığın anda, çektiğin anda falan ötüyordu. Biri gelip açıyordu, ancak o şekilde alıp sepete koyabiliyordun. Evet, iddialar maalesef. Şimdi İstanbul'da tek başına yaşayan 70 yaşındaki bir ablamız Cavide Kaya. Evet. Dişinden tırnağından arttırmış gerçekten. Helal olsun. Tasarruf yapan insanlar da kendini hemen belli ediyor. Aklı da fikri de yerinde. Biriktirdiği parası iddiaya göre torunu tarafından çalındı. Nasıl oldu, ne zaman oldu, hangi kaşla göz arasında oraya girildi bilinmez. İşte bir babaannenin dramı. Dolar, para, altın, her şeyi koydum. Böyle kapattım, buraya bıraktım. Yatmıyorum, ağlıyorum, böyle yani zor oluyor. Ne diyorlar sorunca? Söylemiyorlar, yani söylemiyor. Başında kesse söylemiyorlar. Ben iyilik yaptım, onu eve getirdim. İyilik yaptı, kötülük buldu. İddiasına göre varını yoğunu torunu çaldı. Dışarıda kırkız gelmemiş, bizim torun. Zaten polis söyledi, bir uçu biridir. 70 yaşındaki Cavide Kaya Zeytinburnu'nda yalnız yaşıyordu. 2 yıl önce Diyarbakır'dan gelen 2 torunu yanına yerleşti. Bundan 3 ay önce de Cavide teyzenin torunlarının kuzeni Diyarbakır'dan bu eve geldi. İş bulma bahanesiyle aylarca kaldı. Cavide teyze masraf yapmasınlar diye onlara evini açtı. Ama iddiasına göre iyilikten maraz doğdu. Perşembe günüydü. Kardeşim düğünü vardı başka samta. Sabah kalktım, valizi getirdim, elbiseyi çıkarttım. Ben dışarıya çıktığım zaman Rangin evdeydi, Furko evdeydi. O valizin içinde birikimleri vardı. İddiasına göre torunu ve onun kuzeni para kesesini fark etti. 23.500 dolar vardı. Bir daha 48 milyar para vardı, bir de çeyrek. Dolar, para, altın, her şeyi koydum. Böyle kapattım. Buraya bıraktım. Bundan 3 gün önceydi Cavide teyzenin gözüne bu valiz ilişti. Yanlış kapatılmıştı. İçine bir kurt düştü. Valizi açtı, kıyafetleri karıştırdı. Para kesesinin içinde olmadığını fark edince büyük bir şok yaşadı. Nasıl biriktirmiştiniz siz o paraları? Buradaki yarım bodrum kira 8 milyar geliyor. Torun'da 6 milyar ayda alıyordum. Diyarbakır'da da ev kira. Orada da 6 alıyordum. Burada olan yanında çalışıyorum. Bana 20 milyar para veriyordu. Ayda 40 alıyordum. Siz bu kazançlarınızın hepsini evde mi tutuyordunuz? He, evde. Korktum. Bankaya sokmadım, korktum. Ama gittiler. Hemen karakola koştu. Polisten hırsız hanenin içinde olabilir sözünü duyunca bir kez daha yıkıldı. Dışarıdan biri falan girilmemiş, kapı zorlanmamış, ev dağıtılmamış, hiçbir yerde bir şey aranmamış. Şu anda annemin toplam kaybı 870 bin TL gibi para tutuyor. Allah da korksun, getirsin. Peşine bırakmıyorum. Ay gerçekten büyük yıkım. Düşünsene. Evet. Yani düşünüyorum da o paralar niye evde? Önce onu bir sormak lazım. Ne korktum eski diyor, toprak diyemeyiz yani. Evet diyor. Yani hani günümüzde çok güzel yapılar var. Yıllardır, yüzyıllardır kurumlar var. Bu memlekette bankalar var. Ne bileyim başka şeyler var vesaire vesaire de. Çünkü hele ki bu zaman diliminde her yerden bir hırsız çıkabiliyor. İşte en yakınından iddia o ki çıkmış. Dolayısıyla yani o evin içinde 1 milyon lira altınlar vesaire vesaire olması da biraz da gel gel yapmış maalesef. Muhtemelen evin içinde de dönmüştür bu hikaye. Ya ben tabii biliniyordur muhtemelen. Yani
babaannem, anneannem şöyle para biriktirmiş bak yıllardır dişinden tırnağından arttırdı. Ya da ufak ufak oğlum bak benim için işte burada gelecek paramız sana da ucundan veririm, sen de eğitimine destek olurum diye. Geçmiştir mutlaka. Olmaz mı? Ama yani böyle bir yıkım evin içinden birisi eğer iddiaya göre ki görülen öyle şu evet, anda anlatılan. Yani insanın herhalde hayatı boyunca yaşayabileceği, alabileceği en büyük darbelerden biridir bu. Maalesef ki. O yüzden. Yani birikimimizi götürelim, bankalara yatıralım. Yastık altından çıkartalım altınımızı, kaydımızı, kuydumuzu nereyse bankalara götürelim. Yapacak bir şey yok hele ki bu zaman diliminde herkes bir kısadan bir zengin olma telaşında. Maalesef. İşte o da yok. Annesini, babasını, dedesini, ninesini tanımıyor insan evladı. Üzücü. Evet, çok üzücü. Peki. Kızı vahşice katledildikten sonra gözaltına alındı, serbest bırakıldı ve uzun süredir sessizliğini korumuş idi. Baba Arif Güran bir konuştu, bir konuştu. Bazı iddiaları var. Bir görelim bakalım, sonra konuşalım. Hem canımı alıyorlar hem de kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Öyle bir şey var mı? Tutuklu aile üyelerine toz kondurmadı, duruşmaya bir hafta kala sessizliğini bozdu. İlk kez bu kadar açık ve net konuştu. Katil Nevzet Bahtiyar'dan başka kimse değil, iftira atıyor. Baba Arif Güran, narin cinayetinin ardından gözaltına alınmış, eşi, oğlu ve abisi tutuklanırken o serbest bırakılmıştı. Sonrası derin bir sessizlikti ama duruşmaya bir hafta kala sessizliğini bozdu. Benim gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheliyse cezaevindedir. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim, hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Benim dünyam, benim hayatım kızımdır. 5 evladım olabilir ama benim kızım başkaydı. Arif Güran'a göre katil belli, tutuklu bulunan aile üyeleri suçsuzdu. Nevzat bırakmadı benim kızım rampadan çıksın. O vahşi adam bırakmadı çıksın. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili tespiti varsa durdursun. İddiasına göre cinayetin gizemini çözecek kayıtlarsa iddianamede yoktu. Benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli. Ama bu cinayeti net ve net aydınlatacak iki tane kamera var. Bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. O kameralar evinin hemen karşısındaki askeri üst bölgesine aitti. Bu cinayete tek kanıt olan iki kamera var. İddianamede yok. Buraya bakan 800 metre karşımda kamera var. Bu cinayeti çözecek kilit nokta şu an tam karşımızda Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yani bir kameranın çıkarılması bu kadar mı zor? Güneş vurdu diyor. Nevzet'in dereye gitmesine de güneş mi vuruyor? İddiasına göre Narin eve hiç girmemişti. Şu an karşımızda tam havalanın mobesesi var. Yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuş bakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım rampaya çıktı mı çıkmadı mı? İddianamede yer alan HTS kayıtlarına da tepki gösterdi. Bir insan oraya caddeye gelse bu benim yatak odamdır. Evimin içine gözüküyor. Benim için bir kanıt değil. Arif Güran ısrarla kamera kayıtlarının iddianameye girmesini istedi. Gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. Hepimizin tek dileği, bütün ülkenin, bu hikayeye tanık olan olmayan her bir insanın tek dileği bu. Evet. Bunun açıklığa kavuşması. Ne oldu? Ne olmuş olabilir? Hani nedenler kısmı zaten oldukça kafa karıştırıcı, üzücü, mide bulandırıcı. Çok fazla iddia var ortada dolup dolaşan. Sonucu değiştirmiyor maalesef. Ancak bu sonuca giden yolda eğer o kamera görüntüleri Acılı Baba'nın söylemiş olduğu gibi birçok şeyi açıklığa kavuşturacaksa buyurun çıksın. Evet. Şimdi baba uzun zamandır sessizdi, hiç duymuyorduk. Evet. Görüntüsünü de dahi görmüyorduk. Niye şimdi konuştu falan filan gibilerinden de çok da konuşuluyor bir taraftan ama söyledikleri sözler önemli. Özellikle Nevzat Bahtiyar'a yönelik olarak iddiaları söz konusu. Hani aile üyelerine hiçbir şey söylemiyor. Onları bir kenara atmış. Sadece Nevzat Bahtiyar üzerinden ilerliyor. Onun da zaten soruları verdiği
cevaplar ortaya çıktı. Dereye sakladığını itiraf etti. Küçük Narin'i vesaire vesaire. Onunla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Şimdi hep beraber göreceğiz. Hadi nasıl gizledi, nasıl götürdü ve ısrarla diyor ki mesela Nevzat Bahtiyar, ben öldürmedim diyor. Ve Narin'in o küçük bedenin cenazesini amcadan aldım diye bunu da sürekli olarak ifade ediyor. Dava nasıl seyreder hep beraber göreceğiz. Ama işte iddianamede yer almasını istediği şeyler de babanın ağzından duyduk hep beraber. Evet, yani bu hani kim yaptıysa, nasıl olduysa gerçekten bu açıklama çok önemli herkes için. Özellikle önümüzdeki hafta görülecek ilk davadan önce bütün bu açıklamalar ortalığa bu şekilde birazcık çıktı. Nevzat Bahtiyar kendisi Küçük Narin'in cansız bedenini nasıl aldığını, nasıl beraber taşıdığı torbanın içine koyduklarını, nasıl taşıdığını, dere kenarına nasıl götürdüğünü, dere kenarından inerken hatta normal açıklamalı bizzat götürmüş olduğu ekiplerle beraber açıklama yaparken uygulamalı olarak gösteriyor nasıl yaptığını. Kendi yaparken ayağa kaydı oradan inerken. Şöyle bir soru var orada. Diyorlar ki yani sen kucağında bir 15-20 kilo en az öyle bir cesetle nasıl indin buradan? O zaman nasıl düşmedin? O zaman nasıl bu kadar soğukkanlıydın? Yani o kadar çok soru altında, o kadar çok cevap. Yalnız mıydı, değil miydi, öyle miydi? Nasıl gitti, nasıl götürüldü? Kaç tane taş kondu üzerine? Onlara kadar evet, gerçekten yürek burkan açıklamalar var. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha ufak Narin için. Ama işte üzücü. Ben ısrarla ben öldürmedim demesini neredeyse evet, her diyor. Cümlesinde. Evet. O da son derece dikkat çekici. Bana babanın söylediğinin aksine. Diyor. Çok aksine. Allah kuvvet versin herkese. Şimdi önümüzdeki günler aslında bütün dünyada çılgınlarca bir şekilde kutlanıyor. İşte o kabaklar çıkıyor ortaya, turuncu kabaklar boyanıyor. İnsanlar en korkunç kostümlerine girip sokaklarda giyip dolaşıyorlar. Bize de riayet etti yani bu bir takım alışkanlıklar. Yani her yerde görüyoruz. Şimdi bu arkadaş mızrağı ile koşuyor. İstanbul'da bir şahıs üzerine giydiği bu kostümle efendim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. İdari para cezası uygulandı iki kişiye. Şimdi burası 15 Temmuz Şehitler Köprümüz. Muhtemelen Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru bir gidiş söz konusu. Yolda arkadaşı indiriyor. Bu kırmızı takkeliği indiriyor arkadaşı. Ardından da çekime başlıyor ama o sırada trafikte akıyor gidiyor. Akıyor, aman Allah'ım. O orada yürünmemesi, bulunmaması gereken bir yerde koşuyor. Şimdi bu bir iddia üzerine olmuş öncelikle. Bunu yapar mısın, yapmaz mısın? Evet. Güzel. Yani iddiayı kim kazandı acaba? Yani ikisi de herhalde muhtemelen kazandılar gördüğün gibi. Peki kıyafeti ne diyorsun ya? Bayağı bildiğin gibi o ne öyle? Evet. Mızrağıyla bir şeytan edasıyla koşuyor. Tabii yani. Diyoruz ya böyle hani bu görünümde insanlar var aramızda dolaşıyor kostümleri eksik diye. Bu da giymiş hali. Bu giyeni en azından hani masumane kendince işte o cadılar bayramı hikayesinde bir şey yapmış. Ama fikren kendi aralarında en azından arkadaşların kimseye zarar vermeden yapmayı düşündükleri bir hikaye. Fakat yer yanlış kardeşim. Siz bunları giyin. İstediğiniz yerde istediğiniz eğlenceyi de yapın. Tabii ki bunda hiçbir şey yok. Ama işte burası biraz sakıncalı olmuş. Biraz değil, tam anlamıyla sakıncalı. İstanbul'un Avrupa'sının Anadolu'ya yakasına bağlayan köprünün üzerinde bir araç 10-20 kilometre hızla ilerliyor. Sen arkadan geliyorsun dağıt dağıt düt düt. Ve çekim yapıyor o sırada köprü boyunca. Neyse ki ceza kesilmiş. Tabii. 690 lira. Ya da 1380 lira işte ikisi beraber o civarda. Demek ki bu konuyu da güncellemek gerekiyor. Evet. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri maddesinden. 690 lira çünkü biliyorsun Allah korusun orada neler oluyor. Evet. Yeri geliyor taksiyi durduruyor, vatandaş iniyor birdenbire balıklama dalabiliyor. O yüzden evet böylesi cezai hadiseler söz konusu. Ama vallahi bu garip bir uygulama, garip bir hadise. Kim ne kostümleri giyecek çok merak ediyorum merak bundan ediyorum. Sonraki olaylarda. Sen hiç giydin mi öyle bir kostüm? Yok hayır giymedim. Ne yani değişik bir kostümle herhangi bir yere katıldın mı? İlla ki bir yerlerde olmuştur. Pijama falan giymiştim. Bir de bu kadar ileri gitmedim evet, yani. Sen yaptın mı o işleri? Ben çok kostüm giymişimdir yıllarca. Ne oldum? En ilginç kostümünü merak ettim şu an. En ilginç ne oldum? İlk oynadığım bir eserde kafama kocaman böyle bir
kabağımsı bir şapka taktılar. Puantiyeli şalvarım var. Şalvarım Cadılar var. Bayramı değil, için değil, değil. Klasik bale eserlerinden biri. Oluyor canım yani görev icabı da. Ha, görev peki icabı. Cadılar Bayramı anne bugün ne giyeceğiz acaba bu yıl falan dediği zaman. Yok canım en yani. Fazla kafama bir şey takmışımdır yani, hani. O da kostüm evet. Değil o da Allah'ın yani emri zaten. Bizde çok geçerli bir şeydi son zamanlarda çok yayıldı da çocuklar çok eğleniyorlar bunlarda. Böyle işte sosyal medyada görüyorlar her tarafı. Ben bir tane bir şey gördüm Londra'da inanılmaz olmuş ama onu da ayıramıyorsun ki yapay zeka ile mi yaptılar ya da değil mi? Yani nihayetinde Allah sonumuzu hayreylesin diyelim. Peki. Yapmayın. Eline mızrağı alan çıkmasın sokaklara. Aman lütfen. Başkent Ankara'ya gidiyoruz. Buyurun. Yaşayan, Ankara'da yaşayan bir ev sahibi. Kendisi yaşıyor şu anda. Evini kiraya verdi. Tamam mı? Dördüncü yıla gelindiğinde de 2220 lira olan kira bedelinin 20 lira eksik yatırıldığı 2220. iddiasıyla kiracısını icraya verdi. Bakın 20 liralık o eksik kiracının başına nasıl bir dert açtı. 20 lira için bu yapılmaz insanen ama hukuken yapılabilir. Kirayı 20 lira eksik ödediği icralık oldu. Ev sahibi önce parasını aldı, sonra evden çıkardı. 20 lira için de icraya verilmesine gerek yok. Hiç vicdanlı bir hareket değil kiracı açısından. Hakim olsam çıkar orada 20 lira kendi cebimden verirdim ya. Ankara'da yaşayan Hüseyin Deli Ömeroğlu, Çankaya'daki evini 1 Mart 2020 ile 1 Mart 2021 arasındaki bir yıl için 1000 liraya kiraya verdi. Ben de bir mal sahibi olarak o kiracıyı biraz vicdana davet ediyorum. 5000'den aşağı gecekondu yok. Dördüncü yıla gelindiğinde aylık kira 2220 lira oldu. Temmuz ayında ise işler karıştı. Kiracı kendisine göre arttırım yapmış. Bu nedenle de kira bedelleri 20 lira eksik olarak ödenmeye başlamış. Ev sahibi aylık kira bedelinin 20 lira eksik yatırıldığını fark etti. 20 lira için kiracısı hakkında icra takibi başlattı. 20 TL için vicdansız. Onu Allah bir taraftan çıkartır onları. Kiracı söz konusu 20 lirayı yatırmadı, kirayı tam yatırdığını söyledi. İcra işlemine de itiraz etti. İtiraz üzerine icra takibi durduruldu. Ev sahibi Deli Ömeroğlu dava açtı. İtirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi ve kiralanan evin tahliyesini istedi. İcra inkar tazminatı da talep edildi. Ev sahibi çıkartmak istediği için galiba bunu bahane etti. Davanın 25 Ekim'deki duruşmasında kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına karar verildi. Asıl alacak olan 20 liranın %20'sinin kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine, evin de tahliyesine hükmedildi. Yani aman dikkat kira ücretini verirken kuruşu kuruşuna ödemek gerekiyor. Verilen mahkeme kararı kiracılar için bir uyarı niteliğinde. Ev sahipleri için de haklarını hatırlatıcı nitelikte oldu. Ev sahibi haklı 20 lira eksik ödeyemezsin diyor mahkeme. Bununla ilgili tahliye davası söz konusu oldu. Bu paranın da tahliyesi de bir şekilde ev sahibi kiracıdan istendi. Ekmeğine bal sürmüş, yağ sürmüş bir taraftan da. Zaten herhalde ev sahibi içinde bulunmaz bir fırsat olarak bunu değerlendirdi. Evet. 2220 liraya nerede ne kaldıysa bilemiyorum. Ya. Küçük bir, hani şu kadarcık bir kutu mutlaka. Bile kiralayamıyorsun. Ama işte 4 yıl önce her şey çok güzelken onda bir durum yoktu, söz konusu değildi. Ama maalesef herkesin yaşadığı klasik sorun şu anda. Bu. Ama işte o 20 lira önemli. Hani 20 liracık için olur mu canım? 1 lira bile Türk liramız son derece önemli yani. Onu özellikle yatıracaksın kuruşu kuruşuna ve açıklama kısmına diyeceksin ki atıyorum Kasım ayı kirasıdır bilmem ne adresindeki dairenin yani iş oralara kadar gitti ve oradaki hanımefendinin söylediği önemli insani olarak hatalı ama hukuki olarak doğru bir karar da denebiliyor. Çok dikkat edin kardeşlerim. O banka transfer ücretleri oluyor ya bazen o rakamın içinden kesilebiliyor. İşte o gözden geçilmemesi, kaçırılmaması gereken bir şey. Lazım. İşte dikkat. Dikkat kesinlikle. Pür dikkat et. Hele ki günümüzde. Peki sen hiç karga gördün mü? Karga gördüm. Evet. Her gün aynaya baktığımda wow diyorum ne kargasın Muratçım bugün de. Ben özellikle o gaga kısmının son derece taş gibi olmasını çok beğeniyorum. Yalnız ben çok böyle güzel. Kargaları beğeniyoruz. Hiç görmedim ya. Saçları değil sanki mi? Özel kesilmiş gibi. Dünya tatlısı bir karga. Vallahi film karakteri gibi. Bak şimdi gelecek. Sivas'ta efendim kampüste yürürken üniversite öğrencisinin geçen eline konan bir karga. Verdim haberi yani. Ne olmuş o kargaya? Onunla arkadaş oldular biliyorsun. Sıra dışı bir diyalog gelişti aralarında. Hı. Bacağına kondu, arabasına falan. Ondan sonra günler sonra ortaya bir iddia atıldı. Kargayla ilgili efendim. Karganın sahibi kim çıktı dersiniz? Elime kondu. Aa, inanmıyorum.
kendimi sevdiğim bir karga gördüm. Çok akıllı, çok güzel. Evcil kuş gibi eline kondu. Hem o hem de görenler şoke oldu. Elime kondu. Ay inanmıyorum, kargam oldu. Sen ne yapıyorsun? Ya nasıl tatlısın sen? Ay yiyeceğim seni. Genç kadın birkaç dakika sevdiği karga yüzünden karakolun yolunu tuttu. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikayet etmiş. Karganın bende olduğunu düşündüğü için. Ama karga bende değil. Ben yetiştirdim, ben büyüttüm. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Azra Boysak geçtiğimiz günlerde kampüsten çıkarken hayatının sürpriziyle karşılaşmıştı. Moralim de çok bozuktu. Arabanın üzerinde bir karga gördüm. Yani çok tatlısın falan dedikten sonra bir anda ayağıma indi karga. Gördüğü ilgiden memnun kalan kuş kanatlarını açarak şova başladı. Azra Boysak bu görüntüden sonra iddiaya göre kargayla vedalaştı. Elime kondu. Video çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Nakliyatçı Aydın Şeker kuşun kendisine ait olduğu gerekçesiyle karakola gidince ortalık karıştı. Asıl ismi Karadayı'dır. Karga benim yani. Mecburen polise şikayetçi oldum, benim kargam çalındıydı diye. Şu an karakoldan geliyorum. Kargayla alakalı ifade verdim. İfade vermek zorunda kalan kadın şoktaydı. Sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Kargayı nasıl ayırt etti acaba? Yani terbiyesinden, insancılığından mı yoksa kafasındaki saçların türünden bilemedim. Yılların kargası iddia. Benim diyor. Kabadayı diyor. Yani isim de koymuş Ebru. Karadayı, pardon. Kabadayı değil. O da başka bir yerdeydi. Tanıdı kargayı görünce. Sen kargan kaybolsa ben tanır mıyım? Tanıyabilirsin belki. Belli mi olur yani? Ya ama senin benim baktığım bir kuşa bakmıyor ki. Tabii. Onun kargası farklı. Herkes farklı, farklı. Evet yani. Hani bak, güvercin Hatay'da hatırlasana, güvercin besleyen 300 tane güvercin besleyen abim neredeyse isimleri tek tek sayıyordu. Yani ama karadayı kargana niye bakamadın abi, ben onu çok merak ediyorum. Birdenbire gitmiş. Kediler de evden kaçar ya bazen. Kırlar var şöyle kırçıllı. Evet. Çok da güzel. Ama kızımızın o gün gününü çok güzelleştirdi. Evet. O ama eve gitmemiş işte. O sırada öyle bir anlık bir şeyler yaşamış. İfadeye çağrılmış karga nerede diye. Yani, almadım sorarsın. Diyor. Satmadım, götürmedim. Ebru senin için mesela Pepper senin köpeğin. Evet. Ne ifade ediyor? Aynı. Mesela birisinin videosunda görsen, aa bu benim köpeğim diye gitmez misin karakola? Giderim tabii. Aynı işte. Nerede diye sorarım tabii ki. Yani kedi, köpek, aslan ve karga ve güvercin, bunlar da her biri. Bir gün otoparkta yürürken bir aslan çıktı karşıma. Yani var yani öyle aslan, timsahı olanlar var dünyada Ebru'cum, git Florida'ya. Var. Dolayısıyla karga deyip geçmeyin. O da bir duygu, bir ve akıl taşıyorlar. Evet. O yüzden Sivas'ımızın madımağı meşhurdu. Şimdi Sivas'ımızın artık kargası da meşhur oldu. Buradan hemşehrilerime sevgi selam olsun. Sevgi selam olsun. Evet, yolda yürürken önünüze türlü türlü şeyler çıkabilir. Bunlar hayvanlar olabilir, bazen de insanlar olabilir. Bu insanlar da farklı şekillerde, kadınların karşısına çıkanlardan bahsediyorum özellikle. Altını siz doldurun. Adana'da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında kaçırmaya kalktı. O zorbalığın yaşandığı anlara gidiyoruz. Birlikte konuşacağız üzerine. Aniden karşısına çıktı, belinden kollarından tutup aracına bindirmeye çalıştı. Amacına ulaşamayınca kaçan zorba kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Neden kaçırmaya çalıştın? Bir şey söyleyecek misin? Şiddet uyguluyor musun? Adana Seyhan'da yaşayan bir çocuk annesi Selin'den şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini terk edip ailesinin yanına yerleşmişti. Sokakta pusuda bekleyen adam markete giden karısının önünü kesti. 25 yaşındaki kadının kollarına yapışıp aracına bindirmek için çabaladı. Selin'den direnince baş edemeyeceğini anlayıp kaçtı. Boşanma aşamasında olduğu eşini ölümle tehdit ettiği de söylenen zanlı kısa sürede yakalandı, tutuklanıp cezaevine yollandı. Neden kaçırmaya çalıştın? Bir şey söyleyecek misin? Evet efendim, haber gerçekten çok tartışılası. Siz günümüzde herhalde bunu çok fazla duyuyorsunuzdur. Evet, oldukça. Oldukça yani, duyuyorsunuz. Yani medyadan ve sosyal medya etkileşim mecralardan oldukça duyuyoruz. Duyuyorsunuz. Evet, efendim yani. Şu anda yanımızda İbrahim Tokgöz var. Kendisi savunma sanatları uzmanı. Evet. Yani. Öz savunma diyebiliriz değil mi efendim? Evet, öyle de diyebilirsiniz genel tanımı itibariyle. Evet. Ve Deniz Kocakaya ile bizlerle beraber. Ve Deniz Hanım da siz öğrencisiniz. Benim öğrencim, evet. Neden gitmek istediniz İbrahim Bey? Hem ihtiyaç hem de kendimi korumak için tabii ki. Ben diyorsunuz bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Korumayı öğrenmem lazım. Harika.
Bu arada başarılı bir uygulayıcı. Öyle mi? Evet, oldukça yetenekli. Ve efendim siz şimdi bugün burada bizim stüdyomuzda Murat'a ve bana kendimizi koruyabilmek için böyle zamanlarda ne yapmamız lazım? Uygulamalı olarak göstereceksiniz. Öncelikle ben biraz daha önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü büyük bir metropolde yaşıyoruz ve metropolün de kendine getirdiği bazı zorluklar var. Yani insan ekonomik sebeplerden dolayı ve eğitim vesaire birçok sorun olabilir. Bunların da hepsi bize kriminal bir düzeyi arttırıyor ve yani insanlar da suça meyilli oluyorlar. Maalesef. Aslında büyük metropollerde yaşıyorken bu suçun mağduru olmamak adına biz ne yapmalıyız? Yani aslında self defense önemli bir şey. Tabii. Kendimizi korumalıyız. Ama self defense nerede başlıyor? Öncelikle burada başlıyor. Evet. Yani bir fiziksel mücadeleye girdiğiniz an itibariyle birçok şeyi kaçırdınız demektir. Yani ondan önce tehdidi görmek, tehlikeyi görmek ve bununla fark edebilmek aslında size yani durumsal ve çevresel farkındalığınız olması demek bir tehditle yüz yüze kalmamanızı sağlayacaktır. Aslında bunlar hani fiziksel mücadele demek sizin birçok şeyi kaçırdığınız artık son çare uygulamalar olarak gelir. Evet, evet tabii ki biz bu durumda da boş kalmayacağız. Elimizden gelen en olabildiğince orantılı olarak biz kendimizi savunacağız. Yani meşru müdafaa sınırları içerisinde tabii. kendimizi savunacağız ama doğru efektif şeyler yapmalıyız. Yani bir spor mantığıyla ben de çok uzun yıllar dövüş sanatları yaptım, dövüş sporları neler yaptım ama. Neler yapmışsınız hocam? Evet. Gerçekten fiziki şiddet herhangi bir şekilde kabul edilebilir değil. Fakat siz bütün bunları bertaraf edebilmek için yıllarca bunların uzmanlığı üzerine uzmanlık evet, almışsınız. Evet, birçok kurum ve kuruluşlar da kadınlara yönelik özellikle self-defense programları gönüllü olarak da yaptık. Burada hani elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bir bilinç de uyandırmaya çalışıyoruz ama şunun bir suçun mağduru olmamak adına insanlar ne yapmalıdır? Evet bir tehditle de yüzleşirsek olabildiğince kendimizi savunabilmeliyiz. Peki şimdi az önceki haberde Murat gördük. Kadın, ya az öncekinden de ziyade yani biz her gün bu haberleri veriyoruz. Sürekli. Kadına yönelik şiddet evet ama hani erkeğe, çocuklarımıza, evet. genç kızlarımıza özellikle kadınlar elbette izlesin ama beni çok alakadar ediyor mesela ben kendimi nasıl savunacağım? Evet bravo. Bir aksiyonla girelim olaya hemen. Tabii derseniz. Ki bence de. Ben birkaç şey özellikle tamam. denizin üzerinde göstereyim. Tamam. Bizim plastikten ekipmanlarımız var. Onları hemen alayım ben lütfen. Tamam. Yani az önceki haberde kırmızı bir şey vardı demo. Kadın arabadan indiğinde kocası tarafından kaçırılmaya çalışıyor. Kadın çömeldi kendini ve yerde böyle tuttu. İşte dolma eğilimi. Dolma eğilimi. Evet, yani ve buradan korkudan. Bir şekilde kaldırmaya çalıştılar ve taşıyamadı bir evet. şekilde. Yani bu bir ilk akla gelen bir şey midir? Şimdi ya siz çok, gösterin bize lütfen. Çok da basit şeyler. Örneğin hani bir kadınla aslında bir tehdit algısını gördüğünde bir mesafeden bahsedelim. Tamam. Yani şöyle duralım Deniz. Ona yaklaştığımda bir insana kendini eğer rahatsız hissediyorsa, irite edeceği bir mesafe varsa bu aslında kişisel mesafenin tabii. ihlali demektir. Yani kişisel güvenlik meselesi. Dolayısıyla bu alana girmemesi lazım. Buna en fazla izin vereceği insanlar girebilir. Ne kadardır o mesafe? Bir bu kol boyu uzun elini uzattığınız uzandığında konuşabileceği mesafedir. Tamam. Bunun daha ötesi aslında kişisel mesafenin ihlali anlamına tamam. gelir. Çünkü birbirimizi duyabiliyoruz. Evet. Çünkü bir olay olduğunda tepki verme süresini kısıtlıyor. Tamam bir şiddetle ona doğru geldiğini ya da bir yerden geçiyor biriyle karşılaştı ve ona doğru geldiğini düşünün. Ve vücut dili olarak da güven vermiyor. Tabii. Üzerine doğru geliyor. Dur. Önce dur diyor. Hmm. Çünkü ona karşı bir vücut dili olarak bir mesaj veriyor. Dur yaklaşma diyor. Evet. Daha yaklaş. Yaklaşma. Okey daha arttırıyorum. Geri çekil. Bunu artık vurabildim. Hmm. Ve oradan uzaklaşacak zamanı kazandım. Hmm. Bu aslında sesin de efektif kullanılması yani bir imdat çığlığı, tabii. bağırması, insanların orada herhangi bir problem olduğunu düşünmesi anlamına geliyor. Yani size yardım için de gelebilirler. Evet. Onun dışında çok mesela güzel. Hani çok da peki affedersiniz bu ilk buyurun. Adım işe yaramadı varsayalım. Ses geri çekil dur. Okay. Sonrasında. Bunu çok aslında çok güçlü bir sesle yapıyor da dur geri çekil yaklaşma geldiğinde vurma eğilimi var. Yani kasık bölgesi. Bir de çevredeki insanları bir müdahale etme evet. efekti tabii aslında bir, yani. Etki yaratıyorsun. Yani ilk can alıcı hamle o mudur? Yani kasık bölgesine bir tekme savurdun sen şimdi değil mi? Tabii şimdi. Hocamıza. Şimdi Deniz 50 kilo, 48 kilo, 100 kiloluk bir adamla nasıl eşit şartlarda müdahale edebilir? Evet. Dolayısıyla onun ağrı işine doğrudan etki yaratacak noktalara hareket etmesi lazım. Yani anatomik zayıf noktalara vuruşlar yapmazlar. Göz olur, burun olur, çene olur, trakea olur, diyafram olur, genital bölge olur, arka böbrekler ve boyun bölgeleri. Buralara eğer hızlı ataklar yaparsa isabetli, dolayısıyla durumu eşitlemiş olur. Yani evet. çünkü sokak cinsiyet kilo siklet ayırmıyor. Doğru. Yani sokak neye ayırt ediyor? Kolay hedef ayırt ediyor. Peki yani. Efendim hiç beklemediği bir anda tamam, gelse. Tamam örneğin. Karşıma tokat buyuruyor. Okey.
Bir daha alalım. Bir daha çok alalım. Hızlı geliştim. Suratına tokat vuruyorum. Okey. İlk reaksiyon hem defans hem savunma yanını aynı yapıyor. Bum. Vurduktan sonra kasık bölgesi. Oo. Artık gelip benimle uğraşması gerekmiyor. Peki. Bu olaydan uzaklaşması gerekiyor. Yavaş çekim gerek. Yapabilir miyiz? Şimdi geldi, tokatı attınız. Tokat atma hamlesindeysen önce kolla itti. Evet. Ve böyle uzaklaştırdı. Dikkat ederseniz kadınların genetik olarak el yapısı nedir? Daha incedir değil mi? Yani bir yumruk atmasını ben gidip bir kadına aparkat, kroşe öğretmelerini çok tasvip etmiyorum. Genellikle bu bölgelerinde el işini kullanmalarını tasvip ediyorum. Çünkü narin bir yapı, kafatası en sert kemik kütlesi. Dolayısıyla savunma yaparken de yüzüme vurduğu anda yani kompakt bir savunma yapmış oluyor. Ve artık benim ağrı işime doğru bir hareket yapıyor. Ve artık orada durması gerekmiyor. Bağırarak uzaklaşması gerekiyor. Evet. Deniz gel. Örneğin boğazını sıktı. Nedir burada? Of. Yani 8 saniye, 10 saniye. Burada bilinç kaybı ve düşme olabilir. Tabii. Aslında çok daha risk. Bunlar olabilir. Yani bir ATM'den para çektiniz, arkanızı döndünüz. Hı hı. Orada böyle bir durumla karşılaştınız. Evet, o duruma karşılaştığında çözmek basit bir şey ama o duruma düşmeden önce oranın sizin için güvenli bir alan olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Örneğin boğazını sıktı diyelim. Oo. Okey. Evet. Çok bir daha alıyoruz. Çok seri Deniz Hanım. Valla ne bir yapıyorsunuz daha maşallah. Biterek boğazını duvara doğru götürüyorum. Okey. Seri hareketler burada ön plana çıkıyor değil mi? Özellikle hanımefendi. Aslında bunlar Deniz'e geldiğinde bunları bilmiyordum. Tabii. Ama uygulama ne kadar sürede öğrendiniz? Kaç derste bu seviyedesiniz? Yaklaşık 5 yıldır. 5 yıldır benimle beraber ama yani bunların öğretmek size 1 saatte bu uygulamaların hepsini öğretebiliriz. Öğretirsiniz. Ama bunun çok için fiziksel güce gerek var mı? İhtiyaç teknik yok. Mi önemlidir? İhtiyaç tabii ki, yok. Tabii ki teknik önemli. Çünkü sizin bir yani yetişkin bir erkekle fiziksel olarak mücadele edebilme şansınız yok. Dolayısıyla teknik bilgi olmalı. Aslında teknik de uygulanabilir ve pratik olabilmeli. Yani herkesin uygulayabileceği, yeteneğe bağlı değil. Elbette. Aslında uygulama yeteneği. Tamam, yetenek olmaksızın. Çünkü bilemezsin yani. Sen hayatında spor yapmamış bir insan da olabilirsin. Tabii ki. Ama şunu bilirsin yani. Çok kolay. Başka yani, var mı hocam? Vurabilmek. Tabii ki. Başka var mı? Bol bol yapalım yani. Görsünler. Evet. Mesela hep... şey gibi düşünün. Sarılmalar ve yani taciz. Tabii. Buna ele alalım. Bu ön cepheden de olabilir. Oo. Arkadan olabilir. Yani dirsek... Yok. Şöyle nedir göstereyim. İlk gördüğümüz hareket? Arkadan sarılır. Aslında ben haberi olmadan ona doğru saldırıyorum. Çünkü arkadan olan bir saldırı görebilmemiz mümkün değil. Tabii. Eğer cepheden olsa evet görür. Yani ona hazırlık aşaması, hazırlık için bir şans tanır. Üzerine tamam. Doğru geldiğimde bunu daha tedbirli yapabilirim. Arkadan... Saçını çekebilirim. Oo. Değil mi olası şeyler? Olabiliyor evet tabii. En zor, en sıkıntı duydukları buradan çekebilirim. Değil mi? Şu an ya. Çok daha şey davranıyor. Peki. Ben olduğum için. başka birisi olsa daha yumuşlu, daha sert davranırdı. Peki bu tarz hareketlerde özellikle yani bu tarz saldırılarda en... beklenen saldırı şekli nedir? Yani bir kadın karşıdan biri gelirken önden midir, arkadan mıdır? Saça mıdır? Vücuda mıdır? Bunu sınıflandıramayız. Saldırıyan neyi seçiyor? Kolay hedefi seçiyor. Yani sizin daima... Boş bulunduğun anı seçiyor. Daima sizin hazırlık olmadığınız anı seçiyor ve o size sürpriz yapıyor. Mesela benim de telefonla evet, yürüyorum. Mesela Ebru Hanım'ın üzerinde deneyelim. Deneyelim. Değil mi? Telefonda gidiyorsunuz. Ben yani, telefonla yürüyorum ve gayet böyle kendi halimdeyim. Yani birinin geldiğini hissediyorum. Saçınızdan yakalayabilir, sarılabilir. Ben size şöyle geçiriyor muyum? Bağırıyor muyum önce? Düşünün ki bende büyük bir göbek var, ben hiç etkilemez o. Evet. Hocam bana bir teknik gösterin. Tamam. Ben Deniz'de yapayım. Siz yapın, bize Murat'la yapalım. Siz de evet öyle uygulama yapın. Tamam. Daha uyumlu bir şey olur. Murat'ım gel, bir bunu yapmamış. Şöyle yapalım. Şundan başlayalım önden. Ha, önden başlayalım. Bir yerde ATM'den para çektiniz. Hı hı. O tamam. Her şeyi kaçırdınız. Artık tehditle yüz yüzesiniz. Yani arkayı döndü. Arkamı döndüğüm tamam. Anda karşılaşıyorum. Evet. Şöyle alalım da kamerayı arkamızı dönmeyelim. Örneğin para istedi sizden. Belli bir oranda verdiniz ama onu para vermeniz onu motive etti. Biraz daha agresif hale geldi. Daha çok istemeye başladı gibi. Tamam. Yaklaştı ve boğazınızdan sıktı, parayı ver. Şimdi parayı vermek aslında işin kolay tarafı. Onu vermek çok daha iyi bir şey olabilir ama devamını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yani sonrasındaki riski bilmiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Hemen dokunmalı mısın? Bakın. Sıktı. Sıkıyorum. Okey. Boğazınızı iki elinizle birden bir taraftan kanca gibi çektiniz. Ben sizinle yapsam olur mu? Tabii. Tamam. Şöyle yapalım. Daha Allah. Şöyle. Boğazınızı sıkıyorum. Şimdi elinizi çünkü. Getirin kanca gibi. Tamam. Şöyle 5 parmak kanca gibi olsun. Şöyle. Şöyle mi? Şöyle tutun.
Yani pençe gibi. Beş parmak bir. Şimdi beş parmak bir böyle. Bunu arkaya doğru aydınlığınızla beraber geri çekin. Kolunuzu yukarıya kaldırın. Döndürün gövdenizi. Okey. Şimdi ne yaptınız? Boğazınızdaki baskıyı da çözdünüz. Evet. Şimdi bana dirsek vurun. Dirsek yüzüme hiç dirseğe uğraşmış. Şimdi dirsek yakalayın beni. Şimdi buradan diz kasık bölgesine. Bum. Okey. Vallahi kusura bakmayın da bir daha tabii. Bir daha yapalım şöyle. Ay Allah korusun ya Rabbim. Ya irite eden şeyler bunlar ya. Açın ayağınızı geriye alın. Ayağınızı geriye alın. Önce kendini sağlayın. Bak şu bir yavaş benimle beraber. Bu ayağınızı geriye alın. Açarak geriye alın. Önce kaçıyorum. Evet geriye alarak. Evet buradan açtınız. Şimdi boğazınıza ben ciddi bir baskı uygularsam kuvvetle mücadele edersiniz. Aslında geriye doğru çekin şuraya. Bu dirseğinizle yapıştırın vücudunuza. Okey. Şimdi kolunuzu kaldırın. Buradaki baskıyı da çözmüş oldunuz. Şimdi yüzüme darbe vurdunuz. Dirsek evet. Şimdi yakaladınız beni. Ön dizi vurun. Kasık bölgesini. Bu mu? Ön diz. Evet. Topukla yakaladın. Evet. Ya o yüzden biraz daha hani şey oluyor. Evet anladım ne demek istediğini. Peki İbrahim Hocam. Tokat geliyor. Bir şey sormak istiyorum. Kısa vaktimiz kaldı. Ne yapmamamız gerekiyor? Kadınlar ne yapmasın ki? Ne yapma? Aslında farkındalığımızı kaybetmeyeceğiz. Yani çevreyle ilişkili olacağız. Alanı okuyacağız. Bir mücadeleye girmek zorunda kalmayacağız. Eğer buna rağmen ben hem formda olmak istiyorum hem bir şey, teknik öğrenmek istiyorsam bu tür bir aktivitenin içinde olacaklar. Murat yani Şengel, sert defans öğrenecekler. Sen, senin ne yapmamalı? Sert defans öğrenmek zorundalar. O kesin. Bunlar çünkü son çare uygulamalar. Artık farkındalığınız var bir durumdan kaçamıyorsunuz. Artık kendinizi savunmanız gerekiyor. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Ben sana sonra gösteririm ne hissettiğimi. Evet, teşekkür ederiz. İnşallah hiçbir kadın, sokaklardaki hiçbir çocuk bu şiddete maruz kalmaz. Bütün temennimiz o. Hem vücut kondisyonu için hem her şey için aslında sağlam bir yaşam için de spor yapmalı. Savunma sanatını da öğrenmeliyiz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Dedeciğim sana da çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Hocam. Deniz Hanım valla. Sokaklarda sizinle kimse karşılaşmadı. Görüşmek üzere. Ama kimsenin başına gelmesin. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Peki Ebru'cum sokağa çıktık sorduk. Eşine böbreğini verir misin diye açık ve net bir soru. Cevaplar geldi. Bakalım. Eşinize böbreğinizin bir tanesini verir misiniz? Düşünmem lazım. Çocuğum olsa veririm de eşimi düşünürüm. Eşim zaten o yapabilir abi ayrılabilir mesela. Belki böbreği aldı gitti nerede? Var abi bu örnekleri de. Niye vereyim ya bana ne? Sosyal medyada soruldu. Eşinize böbreğinizi verir misiniz? Kadınlar farklı cevaplar verdi, erkekler farklı cevaplar verdi. Biz de sokağa sormak istedik. Böbreğini eşine verir misin? Ben ona kalbimi vermişim. Böbreğim nedir ki? Senden böbreğini istiyor. Verir misin? Asla. Benim böbreğim niye vereyim? Adam sana ömrünü vermiş belki bundan. Hiç umurumda değil. Seve seve veririm. Seve seve. Seve seve. Bana 56 senesini vermiş. Çok sevmem lazım. Çok seversen böbreğimi veririm. Eşinize böbreğinizi verir misiniz? Evet. Eşiniz burada vermeyin de göreyim yani. Veririm tabii evet. Peki hanımefendi siz? Ben de veririm. Ben de çok seviyorsam veririm yani. Çok düşünmem gerek ya o insan benim için ne yaptı? Böbrek sormuşsa yani neden düşünmeyeyim? Eşinize böbreğinizi verir misiniz? Vermem. Vermez misiniz? Vermem. Niye? Eşiniz böbreğe ihtiyacı var. Vermem. Yenge duymasın ama. Yayınlamayız. Mecburi vereceğim yoksa beni evden atarsa ne yapacağım? Ben sokakta kalacağım. Böbreğini verir misin? Yani eğer çok aramızda bir böyle bir bağ varsa verebilirim. Erkekler bırak böbreğini, ruhunu vermiş, beynini vermiş. Yetmiyor mu? Senden böbreğini istiyor, verir misin? Kalbimi vermiş yani böbreğimi vermek doğru değildir herhalde. Aramızda kalacak, eşine böbreğini verir misin? Seve seve. Yeni evli çift ya, ben sizi 3 sene sonra göreceğim. Seve seve veririm. Çocukların babasıdır, başımızın tacıdır. Seve seve veririm. Vallahi böbreğe tekmeden, kendini savunmadan böbreği verir misine geldi. Yani çok güzeldi bu arada. Bu harika oldu bence öğrenmiş olduğumuz bu herkesin öğrenmesi lazım. Evet. Özellikle sosyal medyalarda İbrahim Beyefendi'nin İbrahim Tokgöz sayfasından rahatlıkla görülebilir. Yani kimse
Aman başıma gelmez, gelir erkek kadın fark etmez yani. Ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor açık ve net öğrendik. Çok böbrek konusuna girelim mi Ebru'cuğum? Kalp, mide, böbrek, böbreğini verir misin diye sordu arkadaşımız. Cevaplara ne diyorsun? Yani cevaplar bence çok gerçekçi. Hı hı. Tabii yani senin yanında sorsalar hani verir misin, vermez misin, yok canım vermezsin diyemem ama kendi başına bir insana bu sorulduğunda mesela abim bir düşündü ya. Vermem dedi. Şimdi artı dedi, vermem. Eksi dedi, bir muhasebe yaptı. O bana ne yaptı ki ben ona ne yapayım? Ha. O bana ne verdi ki ben ona ne vereyim falan filan. Oraya gelirse iş yani, olmaz ki. Şimdi bizim... bir böbreği niye verirsin? Karşındaki yaşamla ölüm arasında bir yerdedir. Tabii. Ve senin böbreğinle yaşama tutunacaktır. Tabii. Bu çok önemli bir karardır. Tabii. Ve sen ona böbreği verince o tek böbrekle yaşayabilir. Sen de tek böbrekle ömrünün sonuna kadar idame ettirebilirsin. Bunu ve bu eşin. Birisi değil yani eşin. Tabii eşin. Eşine bunu verebilirsin. Eşin sana verir mi? Sen eşine verirsin. Bu soru biliyorsun özellikle. O beni ilgilendirmez. Çok öyle. Ben kendimden veririm. Ben veririm kardeşim. Bahar dizisinde. 3-5 yıllık ha. Kayınvalide izin vermemişti oğluna. Veremezsin karaciğerinden. Onu yani onların muhabbeti. Hatırlarsın hikaye oralardan da başladı. Yani. Vallahi şöyle söyleyeyim. Evladın için her şeyi verirsin. Her şeyi. Oo, her laga şeyi luga yapmadan verirsin. Direkt konuşuyor Ebru Hanım. Ama. Yani. Evlat için verilir. Verirsin. Ama. Bana böyle bir duyguyu atfettiren, o ablanın söylediği gibi benim başımın tacıdır, evimin erkeğidir, çocuklarımın babasıdır dediği o zaten hikayede, o bağda düşünmezsin bile. Hı. Verirsin. Hı hı. Neyin var, neyin yok, hayat müşterektir. Bu neden imzalar atılırken, bu sevgiler acaba atfedilirken. Varsayalım vermeyeceksin, niye acaba? O... Ya veremeyebilirsin, bir de vermeyebilirsin. Hı. O vermemenin altında zaten ciddi bir sevgisizlik de vardır, hı, ciddi bir ayrışma vardır. Dolayısıyla da anne senin için sıradan bir insandır. İnsanlar ne zaman değerli kalırlar karşında biliyor musun? Sen o duyguları onlara atfettiğin sürece. Hı hı. Duygu bittiğinde fişten çekilmiş şey gibi. O insan bir anda senin için o insan olmaktan çıkıyor. O zaman ne böbrek ne kalp hepsi hiçbir şey vermezsin. Kalmıyor yani. Bilakis. O zaman niye yan yanasın diye sorarlar bir taraftan. Hayır canım zaten o zaman ayrılmış oluyorsun muhtemelen yani. Dolayısıyla yani hani kalp verilir bilmem ne falan filan. Fiziki bir şeyden bahsediyoruz kardeşim. Evet. O ameliyat masasında doktor diyor ki Murat'cığım vereceksin bu böbreği, yaşayacak diyor, hemen al kardeşim diyor. Dersin. Ne kadar güzel. Bugün bir şey. Ben değil bir başkası için de gerekirse sorulur yani. Sonuçta bu organ naklinin de önemini bir kez daha burada zaten hatırlatalım zaten. O da bambaşka bir durum. Fakat burada biraz duygusal da bir giriş var işin içinde. Biraz değil, eşin ya senin. Evet. Yani ötesi de yok gibime geldi bilmiyorum. Hadi kesinlikle bakalım hayırlara vesile olsun. Laga luga yapmadan verin kardeşim. 3-5 yıllık dünya. Aynen öyle. Sevabını alırsınız. Hadi kesinlikle bakalım. Bak. Bir arkadaşımız bir arkadaşına böbrek, kalp her şeyini vermiş. Vermiş ve çok da teşekkür ediyor. Çok kim bunlar? Güzeller. Yıldız. Evet. Buyurun. Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay'ın 42. yaşında romantik bir paylaşımla sosyal medyadan bu fotoğrafla kutladılar. Fotoğraf eşsiz. Arkada çok güneş batarken muhtemelen bir tropikal dünyada. Evet. Çok güzel. Ne kızımızın vicdanı sana benzesin. Merhameti senden öğrensin inşallah. İyi amin ki bizimsin. Amin. Doğduğun günün güzelliği nice kıymetli günlerimiz olsun. Günümüz kutlu olsun. Bak doğduğu günü günümüz diye anlatıyor. Evet. Ne kadar hoş. Çok. Aşkın naifliğine, anlatımın hoşluğuna bakın. Mutluluklar diliyorum. Bir ömrü bebekleri de arabada, orada da ayağı gözüküyor ayrıca. O Maldivler'de olduğunu da söyleyelim maşallah. Evet. 42 yaşına olsun basmış. Nice 42'lere sevgili Berk. Eğer eşine bu duyguları hissettiriyorsan vallahi sana da helal olsun. Hepimize örnek olması gereken bir aile babası olduğunu düşünüyorum. Demek ki aile annesi de üzerine düşen her şeyi yapıyor ki aile babası da ona evet yeterince değerini de çok veriyor. Güzel. Helal olsun güzel kardeşim. Nice nice 3-5 çocukla aynı yastıkta kocasınlar, evet, yaşlansınlar. Ben çok sevdim aile annesi lafını. Sevdin değil mi? Evet evet. Tabii canım. Bugün yeni türetim. Aile reis deniyor, aile bilmem nesi diyor. Aile annesi. Bu kadar yani, canım. O kadar bravo. Yani. Aynen öyle. Yuvayı da dişi kuş yapıyor. Evet. Kime? Bizim güzelimizi görünce. Bak hayır şimdi şöyle dedim, acaba nerede görev yapacaktı? Bingöl'de mi, Bitlis'te mi, Türkiye'mizin en küçük 3. ilçesinde görev yapacaktı? Acaba oranın efektini de mi kullandı? Malum havasını koklayıp suyunu içtiyse böyle daha da güzelleşmiştir dedim ama alakası yok. Gitmemiş herhalde hala. Gitmemiş. Aa üzücü, niye gitmiyor ki? Mr. Kibir'in İdil Bilgen estetik mi yaptırdı diye bir soru. Şimdi Allah'ım bir rahat bırakmadık kızı gerçekten. Sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı mesajıyla paylaştığı kırmızı entarisi ve tacıyla bir fotoğraf koydu. Hı hı. Türkiye güzelinin estetik yaptırdığına dair, Photoshop kullandığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Hmm. Sosyal medya filtresi kullandığını söylüyorlar.
Daha önce de bir ışıltılı fotoğrafla bir tane daha kıyafetli bir fotoğrafı daha var. Hepsini bir koyalım yan yana. Sizce estetik var mı Murat'cığım, yok mu? Valla ne yaptırdıysa yaptırsın. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Kalbindeki filtreyi kaldırsın ve atandığı Bingöl'e gitsin. Orada Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne göreve başlasın. En büyük isteğim odur. Onun haricinde filtre illaki. Hangi kadın, hangi erkek yapmıyor ki günümüzde? Doğru. Mutlaka yapmış. Görünen ya açı o. Fotoğraf öyle enteresan bir şey ki gerçekten. Şimdi burada bir 4:3 yandan bir fotoğraf vermiş. Yani şöyle baktığında başka bir resim verirsin yüzün açılarından. Karşıya baktığında başka bir fotoğraf verirsin. Şimdi bunu da öğrenmek lazım aslında. Şimdi kendini keşfettikçe, fotoğraflarda kendini gördükçe bir şekil alıyorsun aslında. Bir soru aslında. Herhangi bir kızımız değil ki, Türkiye'mizin güzeli seçilmiş. Evet. Hala estetiğe niye ihtiyaç ya da hala filtreye niye ihtiyaç duyuyor, bunu merak ediyorum. Ben buradaki değişikliği söyleyeyim. Burada bir kere kilo vermiş yarışmadan bu yana. Onun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kaşlarını biraz daha inceltmiş ve kaşlar biraz daha farklı bir şekilde alınmış. Ben çenede ve burunda bir incelme görüyorum buradan baktığında ama açı olabilir. Herhangi bir ufak müdahale olabilir. Olabilir, yani bunun yaşı da yok gerçekten. Evet. Neden ihtiyaç duyuyorsunun cevabı burada. Daha mükemmele ulaşmak için bunu küçücük küçücük kızlar da şu anda merak ediyorlar. Hatta uzmanlar bu konuda aşırı uyarılarda da bulunuyor. Olmadığını varsayalım, bir filtre efektiyle yüzünü biraz daha ince, burnunu biraz daha küçük gösterebiliyorsun. Buna ihtiyaç var mı soruyorsan devam edebilirim. Bence gözlerinin içi gülen, ışıl ışıl bir genç kız. Ne bu kadar hırpalanmaya, ne bu kadar söz söylenmesine gerek yok. Ben buna asla katılmıyorum. Neye katılıyorsun? Asla ve kat'a katılmıyorum. İnsan evlatları okulları bitirip de bunca okulu bitirip, bunca yüksek lisansı yapıp da KPSS bilmem nesi, mülakatı falan atanmayı bekler iken, atanmış harikulade bir yere, hala oraya gidip de görevinin başına geçmemesi beni, kalbimi derinden üzüyor. Dolayısıyla yok şu filtre yapmış, bu filtre yapmış. Önce kafasındaki, önce ön yargı filtresini kaldırsın. Kalbindeki o filtreyi kaldırsın. Gitsin görevinin başında. Evet. Orada Bingöl'de Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'nde Bingöl'lü, Yayladereli arkadaşlarımızın hizmetinde olsun. Ondan sonra fotoğrafını koysun oralardan. Ben like üstüne like atarım. Hatta o da takipçi bile alırım. Kaç paraysa sıkıntı yok. Evet, ama oradaki süresi şu anda bitmiş durumda. İkinci bir kez niye yine gitmedi bir başvuru. O zaman? Çünkü belki bulunduğu dönemde belki öyle bir hakkı olduğunu bildiği için. Şimdi bu kız doktorluk tıp bitirmiş. Yani o okulu bitirmiş, belli bir yere gelecek uzmanlığı için belli stajlardan geçmek zorunda. Yani oradaki beynin de bakanlık atıyor, diyor ki sen burada görev yapacaksın diyor. Memleketin burasında, bu ilçesinde görev yapacaksın diyor ve bu görevden kaçıyorsan affedersin ama yok hükmünde olarak kendimi azlediyorum kendisi için. Dolayısıyla gitsin, atansın, çalışsın, etsin vesaire. Bütün ondan sonra bütün like'larını, işte güzellik ya da başka bir şey. Önemli olan burada hep beraber söyleyelim, iç güzelliği. Evet. Kesinlikle öyle. Bu arada evet, tabii neresi? Yayladere'ye de selam olsun güzel kardeşlerim. Hiç merak etmeyin, doktorunuz yakında gelecektir. O ya da bu. Fark etmez. Biri gelir illaki. Kesinlikle. Pekala, yine Dubai çikolatası diyeceğim. Bizim bültenlerde artık Dubai çikolatasından bahsetmediğimiz bir an olmaz ol. Yemin ederim getireceğim sana. Şuradan bir Dubai çikolatası bize gönderseniz de yiyelim, canlı yayında gösterelim tepkimizi. Çünkü Ecem Erkek öyle bir yemiş ki bu çikolatayı. Vallahi canım çekti. Yani, ben de artık herkes gibiyim diyor ya. Evet. Doğru. Tadına baktığı anları paylaştı efendim. Buyurunuz. Dayandım ve hiç şu zamana kadar dayandım ve hiç merak etmedim. Ama bizim köyde bir tane abi var. Ürünleri, tatlıları çok güzel, dondurmaları çok güzel. Geçerken selam verdim. Dedi ki Dubai çikolatası yer misin? Dedim ki abi hiç yemedim. Ver dedim ya, ver. Kendi yapmış. Şimdi hayatımda ilk kez Dubai çikolatası deniyorum. Allah! Ne? Bu ne? Bu böyle bir şey miymiş? Dubai çikolatası. Wow. Artık ben de herkes gibiyim. Wow! Haydi vay, bakalım. Vay 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 vay. O kadar mı ya? Yemedik hala ya. Yo, Ahmet'in kızı yapmış. Ahmet'in işte getirdi, kızı yaptı, yedik valla. Denedim, yaptı. Bir parçayı seninle bölüştük. Ben tadı damağımda kaldı. Ben şöyle o büyük şey var ya, orayı böyle kırmak istiyorum. İçinden böyle çıkarmak istiyorum. Ya şu çılgınlık bitsin, ondan sonra ben gidip de yerim.
Vallahi bu ne ya? Dubai çikolatası, Dubai bilmem nesi. Ben sanki böyle bu kadar çok böyle büyük ısırırsan için bayılır gibi geliyor. Sen yiyebilir misin sence o kadar? Bilmiyorum, bir görmek lazım. Baksana Ecem'in her tarafı bayılmış yani. Aa wow diye bana. Ben de bana artık herkes gibiyim. Yani yapacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Kaçamıyoruz Ebru'cuğum, kaçamıyoruz. Hala sırada olan insanlar varmış ya. 24 evet. saattir Dubai çikolatası diye evet. yaşlanan, vallahi sırada yaşlanan insanlar var. Kırıyor. Herkes evde de yapmaya çalışıyor. Kaç para şimdi? 400'de başladı ama. Vallahi 175'de çıkmıştır herhalde. Büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı tahmin ediyorum. Ha, bir şey yayınlansın da göreyim işte Dubai çikolatasının içinde ne çıktı acaba falan gibi. Vallahi eyvallah, kaçak var orada diye falan listelerde. Şimdi Natalie Portman dünyaca ünlü. Evet, bir Hollywood starı aslında Matilda, kendisi. Matilda Leon. Evet, çok küçük yaşta şöhreti yakalamış ve sonrasında yer almış olduğu sinema filmlerinde tabii. de performansıyla farklı farklı karakterlerde parmak ısırmış. Karakuğu'da çok iyiydi. Oscar ödülü olan bir kişi. Şimdi Siyah Kuğu filminde balerine canlandırmıştı. Bayağı da dans etmişti yani. Oscar kazanmıştı onu evet, zaten. İstanbul'a gelmiş, başkanısı yemeğe. Yok canım. Fransa'daymış, Altın Top ödülleri vardı. Oradan İstanbul'a geçti. Niye geçti, neden geçti? Var mı bir hikmeti onu bilmiyoruz ama arkadaşlar hemen görmüşler Kız Kulesi'nin oralarda Üsküdar Salacak civarında. Valla tanıdığım da tipler bir taraftan. Evet. Hemen de fotoğraf çektirmişler. Peki Natalie ablamız hoş gelmiş, sefalar getirmiş de şu hali pürmelali nasıl da güzel, makyaj yok. Doğal. Bak çıkmış sokağa herhangi bir kızımız gibi. Evet. İki tane de yavrusu var bu arada, Allah 43 bahşiş. Yaşında Natalie Portman kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Benjamin'le ki o da New York Opera Balesi'nin baş dansçısıydı. Onunla da ayrıldılar. Ne güzel, tamam işte geldi Boğaz'da kendini dinlendiriyor demek ki. Peki sokakta görsen abi sen Natalie ne haber falan diyemezsin yani, hiç anlayamazsın. Kotunu evet, çekmiş. Çok doğal. Yeşil kazağını içinde siyah tişörtüyle beraber harikulade bir gezi düzenliyor İstanbul'umuza. Bizim şöhretlilerimize inşallah örnek olsun işte. Evet, kesinlikle baksana. Katılıyorum. Bir de 43 dedin değil mi? Hani hiç makyaj yok. Kesinlikle. Hani yaşlılıktan eser de yok maşallah. Ben de çok doğal ve çok da güzel buluyorum aynı zamanda. Harvard psikolojisi mezunu, onu da söyleyelim. Evet. Hani madem eş hikayesine de girdik. 99'da girdi, 2023'te çıktı. 4 yılda ya. Harvard'ı bitirdi. Vay Natalie vay. Hiç de göründüğün gibi değilmişsin. Bravo sana. Buralarda mı acaba ya? Kaygı yok yani. İzliyorsa bir good morning diyelim. Hello Natalie. Hello. Kaygı yok. Şimdi uzmanlar araştırmışlar. Nasıl kaygı yok? Yani biliyor. Kocası ayrıldı da şey ama yaptı yani dedin. Ama yani artık o psikoloji falan aşmış onları, anlatabilirim. Yüzünde endişe, kaygı, herhangi bir başka kötü duygu ifadesi yok, ibaresi de yok. Şimdi ABD'li bilim insanları araştırdı diyeceğim. İnsanların endişelendiği durumların %85'i asla gerçekleşmiyormuş. Hani ya şu olursa, bu olursa, öyle yapalım mı, böyle yapalım mı? Hani bu ya şunu yapmazsak ne olur? Ya geleceğe dair endişeler. Ya biraz da bu isteniyor ya dünyada. Demeçleri görüyoruz her yerde, her şekilde. Korku psikolojisi diyorsun. Sürekli olarak bir şey söyleniyor. Bunun %85'i mi gerçekleşmiyor? %15'i oluyormuş, gerçekleşiyormuş ama bu da beklendiğinden daha iyi şekilde sonuçlanıyormuş. Demek ki kalbimize, beynimize zarar veriyoruz rahat sürekli. Tutacağız. Ay acaba ne olacak durumu? Evet, var mı kaygılarım? Endişe. Olmaz mı canım? Ney? Ama şunu bil ki %85'i gerçekleşmeyecek. Bunu bilmek iyi geldi. Nedir mesela kaygı bir? Ya kaygı bir, kaygı, endişe hepimizde var. Olmaz olur mu yani? Ha. Uyanıyorsun bir şekilde, işe yetişme kaygısı, erken kalkma, küçük geç kalmadın. Küçük kaygılar onlar artık. Ama küçüğü büyüğü var mı? Kaygı kaygıdır. Birleşir bir daha olur sana. İşte çocuğun var, çocuk büyük kaygılar. Gitti mi, sınava girdi, nasıl? Ha, onlar minik bak. Hani Eren'in geleceği ne olacak? Ha, ben mesela özellikle bu gıda skandalları çıktı. Yediğim şeyde acaba ne hangi amansız hastalığa yakalanabileceğim? İşte Allah korusun da kaygı değil mi bu mesela? Evet, bunlar değil büyük mi? Kaygılar. Mesela atıyorum çocuk bekliyoruz mesela, değil mi? Bebek, abi nerede doğum yapılacak, ne olacak? Çünkü her tarafta bir çete. Dolayısıyla bunlar büyük kaygılar ve dünyadan ayrıştıran kaygılar bunlar. Doğru. Bizi. O yüzden zaten para kaygısı Allah'ın emri. İş kaygısı Allah'ın emri. Doğru. Doğru. Ama iyi, %85'i gerçekleşmeyecekse boşuna kaygılanıyormuşuz. Ebru'cum bu saçları boşuna değirmenlerde ağartmadık doğru, demek ki. Doğru, aynen. Peki, araştırmalar endişe edilen şeylerin çoğunun gereksiz olduğunu ve bunu bilmenin stresi azaltmada etkili olabilecek. Bak bir rahatlık geldi. Öyle yaptı da gamsız diyorlar, onu ne yapacağız? Ya bu da çok çalışma gamsız. Çalışma sonuçlarını değerlendirmişler. İnsanların kontrolü dahilinde olana odaklanarak daha sağlıklı bir zihniyet geliştirebileceği,
öne sürülüyor. Sürekli karamsar olmak, potansiyel başarısızlıklara odaklanmak, geçmişte takılı kalmak, stresi arttırırken konsantrasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Bazen de bilinçli kaygıya düşeceksin, o prim yapıyor Ebru'cum. Evet. Aa bak bu işinde gücünde falan diyorlar. Gamsız olunca işini bitirmişsin mesela. Bu da hiç işinde gücünü yapmıyor diyorlar ama işin hasını yapmış mesela. O bilinçli kaygı da önemli. Özellikle iş dünyasında beyaz yakalılar bilir onu. Evet. Canlarım benim. Bir de iyi niyet. Geçmişteki laflara, insanlara da fazla takılmamak lazım diyorum ve işte gidiyorsunuz, araç belli ki çok dolu, ön arka. Bagajda da biraz yer var. Çocuğunu bagaja oturtuyorsun mesela. Baba bak, bak. Ya çocuğu ön koltuğa bile oturmazsın belli bir yaşa kadar. Bagaja bir çocuğunu nasıl sokarsın? Senin çocuğun mu? Kimin çocuğu bilinmez. Buyurun izleyelim. Acaba var mıdır doğal ses diye bir bekledik ama diyor ki çeken, bak bak çocuk var, küçücük elleriyle tutmuş bagajı. Bagajı tutuyor. Kapağı değil mi? Evet. De o şekilde ilerlemeye çalışıyor. Kapanmasın diye. Ve bayağı hani ellerinden anladığımız kadarıyla hani en fazla 7-8 yaşında bir arkadaşım. Ve şehrin içinde bu şekilde ilerliyor. Artık ebeveyn var. İçeride dediğin gibi yük taşıyorlardır muhtemelen ama anlaşılır gibi bir şey mi? İnsan hiçbir şekilde, hiçbir canlıyı bu şekilde taşıyamaz. Taşıyamazsın. Çocuğuna mı yapmadın? Bak plaka milaka hepsi orada güzel kardeşlerim. Ceza yazmak istiyorsanız görüntüleri de veririz. Bir sıkıntı olmaz. Yazık ya. Bambaşka bir durum. Yani yapmayın ya. Hani station vagonlarda biz otururduk arkaya, piknik giderdik. Yani normal arabada gidermiş gibi. Bagaj kapanırdı, içinde dururdun sen. Bu bambaşka bir şey yani. Allah Allah. Bu ne? Allah. Kabul edilir bir şey değil gerçekten. Peki Arnavutköy'ümüze gidelim. Peki. Facianın eşiğinden dönüldü. Bir grup genç arkadaş yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmanıyor. Sonrası. Çık çarpıl çık. Gençler tehlikeye meydan okudu. Adeta Azrail'le dans etti. Manzara süper. İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç okulda olmaları gereken saatte tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Yüksek gerilim hattına çıktı. Çık çarpıl çık. Tehlikenin farkında bile değillerdi. Onlar için manzara keyfiydi ama en ufak bir hata büyük bir facia ile sonuçlanabilirdi. Manzara süper. De göreceğin son manzara olabilirdi arkadaşım o. Yani tamam gençsin, serde delikanlılık var, kan hızlı akıyor vesaire ama ya macerayı başka yerde arayın gerçekten. Hani üzerinde ilanlar da var böyle hani gerçekten. Ölüm tehlikesi saçan falan böyle korkutucu tabelalar onlar. Buradan elektrik şirketlerinde de bir sözümüz olmasın mı? Olsun, ne yapsın? Telle çevirelim. Telle çevirsin, bir bariyer koysun, bu kadar kolay çıkılabilmesin ve orada herhangi herkes istediğini yapabiliyor anladığım kadarıyla. Bu arkadaş bunu çekmese mesela, yayınlamasa sosyal medyasında kimse bir şey bilmeyecek. Ama sen bir elektrik dağıtım şirketiysen, oraya bir bariyer koyduysan o adam oraya çıkamayacak. Ya da ne bileyim hani demirden hani caydırıcı bir şey ya, her yerde görüyoruz. Tel örgü olur, şu olur, bu olur. Ya uyarı olur, kamera olur, sinyal olur. Uyarı işte sadece yetmiyor. Bir fiziki bir şey lazım ki bu insanlar oraya çıkmasın. Belli ki çıkıyorlar. Bir spor edinmişler kendilerini. Ama kardeşlerim büyük hata yani. Ucuz atlatılmış hikayeler bunlar gerçekten. Aynen öyle. Yani büyük geçmiş olsun. Evet, ne giriyoruz? Ayı. Sevgili ayılar yeniden piyasada ama bir İngiliz turiste saldırmışlar Emicim. Ama yani bütün koşullar oluşmuş neredeyse. Bir gidelim hemen nereye? Bitlis'in Nemrut kalderasında kamp yapan bir İngiliz kardeşimizin başına gelenler. İngiliz turiste ayı saldırdı. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kaldera Gölü zaman zaman ellerle beslenen, zaman zaman da saldırgan ayıların yaşadığı yer olsa da turistlerin uğrak noktası. Ayı saldırısına uğrayanlardan biri de İngiliz bir turist oldu. Çadırdan dışarı baktığında ayıyla göz göze gelen adam hemen acil çağrı merkezine haber verdi. Büyük korku yaşayan turist olayı yara almadan atlattı, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Özellikle bölgeye giden vatandaşlar özellikle ayılarla temas etme girişimlerini daha da arttırmaları sebebiyle önümüzdeki günlerde de bu tür benzer saldırı ya da saldırı girişimlerinin olması muhtemeldir. Allah'ım
Allah'a büyük geçmiş olsun gerçekten. Yani turist ne yapıyor? Keşfe geliyor. Doğa güzelliğini görmüş, kendinden geçmiş. Ben burada harika kamp yaparım diyor. Benim güzel topraklarımda, yeşilliğin içinde ayıların olabileceği... Herhangi bir kafe mafe yok neyse ki Allah aşkına. Yani, doğal ortam. Tabii canım, doğal ortam. Ama yani fazla ayının doğal. Da doğal ortamı. Hani oraya gerçekten bilinçli bir kamp... Ama bir kampçı ya da bu işi iyi bilen insanlar yani... Biliyorlar işte neyle karşılaşabileceklerini aşağı yukarı. Tedbirini alamamış anlamda evet. Bayağı bir kaçmış. Vallahi bir şey diyemiyorum. Ayı kardeşlerim tez zamanda tabii bakayım yani birkaç gün sonra uyumaya başlarlar muhtemelen. O zaman gitsinler de ayının da tatlılığı beni benden alıyor. Çok seviyorum ayıları. Şöyle alıp şöyle bir uyutası geliyor insanın. Evet, evet. Dışı seni içi beni. Ama gerçekten ayılar yaban bir hayvandır. Dikkat ediniz yaklaşmayınız. Evet, tabelalar yani, var tabelalar da var. Dilden dolayı şey yapamamış. Ya bilemem de o arkadaş yani çok anlayamamış bu durumu ya. Yani gelen de herkes kamp kurmasın be kardeşim. Sonra İngiliz basınında Türkiye'de ayı yedi bizim vatandaşımızı diye haber geçiyorlar. Üzülüyorum. Pekala. Show TV'nin iddialı dizisi Siyah Kalp'te rol alan başarılı oyuncu İlker Aksun baba oluyor. Harika. Bak eşinin göbeğine sarılmış o bebeği beklerken güzel fotoğraflarını maşallah paylaştılar bizimle. Eşi Dilay Aksun ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyorlar adeta. Hı-hı. Çifte tabii ki mutluluk mesajları. Allah tamamını erdirsin. Amin. Hayırlısıyla kucağınıza alın. Amin. Kız mı erkek mi adını ne koyacaksınız soruları da ikinci ne zaman? Daha erken bir dakika. Böyle değil mi? Soruların ardı arkası kesilmez. Tabii. Mutluluğunuz daim olsun. Kapadokya'dalar değil mi arkadaşlar? Evet, güzel. Selam olsun. Hadi bakalım İlker Bey. Gayet de mutlular. Evet. Şimdi gününüz şahane geçer. Düşünsene. Ay bak. Çok tatlı bir yavrular gelecek şimdi. Cumhuriyet'in 101. yıl döneminde efendim bir hediye geldi. Kuğulu Park'ta 5 yavru kuğu dünyaya geldi. Yavruları görenler fotoğraflarını çektiler. Görülmeye değer sizlerle paylaşıyoruz hemen. ...29 Ekim sürprizi yaptılar, Ankaralıların ilgi odağı oldular. Güzellikleriyle kendilerine hayran bıraktılar. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta tam da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanırken 5 küçük kuğu dünyaya geldi. Sanki başkentlilere bayram armağanı gibiydiler. Yavruladığını duyduk. Çok mutlu oldum yani görünce. Çok tatlılar. Siyah kuğuların gri renkteki yavrularını görenler kameralarına sarıldı. O anlar ölümsüzleştirilirken cep telefonlarında tatlı bir bayram anısı kaldı. Vallahi anlamı da çok güzel, kendileri de çok güzel. Geldikleri gün de dünyaya harika. Kutlu mutlu olsun. Evet, zamanlama harika. Evet. Anneleri de babaları da Ankaralılar. Gözleri gibi bakacaklardır. Adı üstünde Kuğulu Park'ın yeni küçük kuğuları onlar. Çok, çok güzeller küçük. Gerçekten. Pekala, o zaman hızlıca bir reklama doğru gidiyoruz. Bugün de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Evet, yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.